Peki, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin salavat. Hazır mıyız arkadaşlar? Mektubat 409, Sikke-i Tasdik-i Gaybiye 256. Ben... Yeni anladığım veya anladığımı zannettiğim şey, konu çok ulaşmıştık. Herhalde şimdilik beni bu kadar değil, anladım bu kadar ama şimdilik rahatım. İnşallah siz de rahat olacaksınız. Sikke-i Tasdik-i Gaybiye 256. Birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi. Bak, hayal, okudum hayal eder misiniz? Birbirine sarılı, çok yapraklı gül goncası. Bir kılıf, bir kılıf daha, bir kılıf, bir kılıf daha. Gülü düşünün. Mısır koçan da öyle. Değil mi? Bir kılıf, bir kılıf daha. Ettik mi abi? Gül. Şu alem gibi yani. Bu alem, şu alem. Bu alem demiyor. Külliyatta. Bu alemdese kendisi de içinde. Şu alem derken kendisinin dışında bu aleme işaret ediyor. Dışarıdan. Şu. Anladınız mı? Bu alem demiyor, şu alem diyor. Bu alem olsa içinde olanın konuşması olur. Bunun dışında olan şu alem diyor. İhata etmiş yani. İhata etmiş. Anladın mı bu şey abi? Dışına çıkmış yani. Şimdi dışına çıkmaya hazır mıyız? Zaten içindeyken öyle göremezsin. Mecbur dışarıdan görmen lazım. Evet. Onu şu ile ifade edin. Evet. Şu alem dedi abi. Şecere hikat mı? Kainat mı? Şu, yok, bu alem. Kainat. Kainat mı? Kainat. Şecere hikat değil. Hmm. Açtan bakıyor şimdi. İyiyiz değil mi? Şimdi külliyat şuyla bu kelimesi bile farklı değil mi abi? Basım hatası var herhalde. Bir de söylesin onu ya. Herkes dememiştir lan. Dua bahsi vardı külliyatta iki yerde abi. 24. söz. 24. mektupla 23. sözde. Şimdi metin ifade aynı, bir cümle farklı. Birinde dua eden adam bilir ki diyor. Diğerinde dua eden adam anlar ki diyor. Birisine sordum ben, neden dedim birinde bilir ki diyor, diğerinde anlar ki? Dedi ki basım hatası olur. Biraz anlıyor muydu bu işler? Basım hatası varmış ya. Allah Allah. Aynı paragrafı Sikke-i Tasdik-i Gaybiye'de almış, kelime farklı bir kelime. İkisi de önümde çünkü. Mektubat Sikke-i Tasdik-i Gaybiye. Şu alem binler perde perde içinde sarılı, binler ama birbirine sarılı demiyor, biliyor musun bak? Yani bobini göreviniz var değil mi, elektrik bobini? Nasıl bakır tel binler defa belki sarılıyor, 1500 defa sarım. Elektrik gücü sarımla orantılıdır. Sarım fazla. Şimdi bak diyor ki şu alem binler perde perde içinde, binler perde perde içinde, bu perdeyi çözeceğiz bu akşam. Perde perde içinde, içinde sarılı birbiri altında saklı alemleri, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördü. Şimdi bu alem dedi şimdi. Şu alemin yerine indi geldi, bu alem içinde gördüm diyor. Şimdi mesela şu alem derken bir havayı diyelim. Tek bir hava tabakası. Ne kadar FM dalgaları var? Aynı yerde. Radyo dalgaları değil mi? Bir sürü televizyon dalgaları, bir sürü ultraviyon dalgaları, şunları, cep telefonları, fakslar, bir sürü şeyler var ya. Peki biz de teneffüs ediyoruz. Bu alem içinde. Peki 500 sene önce insana desen ki buradan binlerce ses var. Binlerce alem var. Her bir ses bir alem olsa.
Kaç bin kişi konuşuyor şimdi? Doktor gülüyor. Bu hava aleminde dünyayı saran 100 kilometre atmosferde ne kadar ses çeşidi var? Bak şu Ağustos böceğinin şırıltısından dere sesine. Dere sesi var ya, her ses böyle insan rahatsız eder ama bu dere sesi dinlendiriyor. Sabah kadar melodi gibi geliyor. Ama bu alem içinde, bu alem içinde, her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordu. İşte burası çok önemli arkadaşlar. Bir tanesi açıldıkça diğer alemi görüyordum. Ben şöyle zannediyordum. Ha, bu kapatıyor arkayı. Ha, böyle değilmiş. Kalktıkça bu sayfayı okuyorsun. Kalktıkça bu sayfayı okuyorsun. Yani hani takım yapanı böyle kaldırır gibi. Aa bunun altında ne var? Aa bu ne var? Aa bu ne var? Böyle değil. Dokunma. Bir daha her bir perde açıldıkça, her bir sayfa kalktıkça diğer alemi görüyordu. Ne demek? Acayip ya. Ne yapsın Latince? O alem ise ayet-i nurun arkasındaki evke zulümate fil bahri lücüyü yaşahu mevcun min favkihi mevcun min favkihi sehebun zulümat ba'duha favka ba'din izâ ehreca yedehu lem yekad yaraha ve lem yec'al lillâhu lehu nûran feme lehum min nûr. Ayeti tasvir ettiği gibi. İyi dinleyin. Üç tane kelime kullanacak. Ayeti tasvir ediyormuş. Neyi? Bir zulümat, bir. Bir vahşet, iki. Bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu. Ne görünüyordu? Bak, her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. O alem ise, o alem var ya gördüğü alem ise, ayetin tasvir ettiği gibi bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu. Alem görünüyordu ama birincisi şu, vahşet diyor, birinci zulümat, Z, zulümat, geri geliyor biliyor musunuz? A, B, C, Ç, D, E, F, zulümat, V, vahşet, D, dehşet, içinde bana görünüyordu o alemler. Yani ilk önce o, ondan sonra nur geliyor, açılıyor şekilde. Ondan sonra nur geliyor. Adem'i görünüyor yani. Adem görünüyor. La ilaheler gözüküyor. İllallah sonra. Mesela şöyle. Kafir, mümin, herkes de ahiret inan, şey isteye ihtiyacı yok mu? Osman? Var. Var. Fıtratta var. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Herkese var mı? Bu la ilahedir. Cevabı peki? Herkeste var. Buldun, rahatladın. Bulamayan ne yapıyor? Zulümat, vahşet, dehşettedir. Öyle mi? Zulümatı tek tek izah edeceğim mi? Yoksa olmaz. Zulümat, A, B, C, Ç, D, E, F, G'den şey yap. Z son değil mi? Z. Zulümat, bir geri gel, vahşet. Bir daha geri gel, dehşet. Zulümet kalbi diyorduk abi. Kalp, zina, ruh böyle denk gelecek. Ver abi, ver abi. Ha şurada var. Var var. Hayır. İyi ki söyledim, tamam. Yapayım. Yok muydu kalın Mehmet kardeş bu kalemlerin? Artık bunu... Fena değil mi? Fena değil, değil. Kalın var. Kalın alacaksın. Vallahi iyisi olsun da en iyisi bunlardır ya. Tamam iyi. En iyisi olsun diye değil de şöylesi isteyeceksiniz. Siz de kendi aranızda. Kalın. Ucu kalın. Marka senin iyi olabilir de kalın. Şimdi şey yap. Görüyor musunuz orada? Görüyoruz abi. Aa, mesele yok o zaman. Tamam. O zaman sizin en düşünün. Sonki dehşet karanlığı diyor. Dehşet karanlığı hepsinin sıfatı mı? Bakayım o bakayım dur. Zulümat bir vahşet bir dehşet karanlığı içinde. Bu karanlık abi üçünü de şey kapsıyor. Kapsıyor değil mi? Tabii tabii. Niye çarpıyorum ya? Şimdi oldu. Çünkü eksiklik kaldı.
Alabilir mi? Karın ne böyle pis ya? İçeriz mi? Bunlar mı ya? Bastıra bir çözüm. Kadın değil ya. Yazamıyorum ben. Eğil diyor. Eğil kırmızı bir sayfa. Tamam. İçinde. Bunlar. Vallahi. Ne anlam? Ne artık konuşacağım bunu tek tek. Yani niye direkt görmemiş? Böyle bunun içinde evet. Görmüş. Vücut direkt mi olmuş da sonra Adem mi? Adem'den sonra mı vücut olmuş? Külliyatta ne sanıyorsunuz? Vücut direkt. Yerine göre değişiyor herhalde. Yani. Yok. Adem'den vücuda Adem'den çıkmış. Adem'den vücuda çıkmış. Adem'den vücuda çıkmış. Adem'den vücuda çık denildi diyor. Aha. Çık vücuda. Adem neydi? Vücudu ilmeğe perde olmuş bir yumbağdır. Şimdi Allah varken hiçbir şey yoktu. Her şey o zaman Adem perdesinde sarılıydı. Eğer vücutta olsaydı, hatta burada bir özel şey yapayım mı? Yapın abi. Her yerde bir saf dinleyen olursa dimacılar dinleyecek. Allah'ın esması var değil mi? Evet. Nereden çıktı? Sıfattan. Sıfat? Şunattan. Şunat? Mayim. Güzel. Allah için bu lazım mı esmalar? Yok. Allah yaratma sürecini, şu kainatı, vücut harici çıkma sürecini tanımlıyor. Allah varken bu kainat yokken, mahiyeti zatiyeden başka ne vardı ki? Esma da mı yoktu? Esma sıfattı. Sıfat da mı yoktu? Şunattı. Şunat mahiyeti. Bizim Allah'ın anlayışımız var ya, Allah diyoruz ya, kitap, Kur'an, bildiğimiz bütün. Hep Esma'daki Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah'tır. O Esma'daki Allah'tan konuşuyoruz. Sıfattaki Allah'ı bilmiyoruz ki. Şunattakini hiç bilmiyoruz. Mahiyet zaten ama. Biz tanımlayalım diye. Yoksa bir elmada Rahman var, Kerim var, Latif var, Celal var, Cemal yok. Biz onu anlamlandıralım diye böyle bir şeyi var ya. Yaradığı süreci başlayınca böyle oluyor. Tek bir şeydi ya. Kim esma diyecekti ki? Kim zat-ı sıfatlar? Neyse. Bu silin kafanızla. Abi dediniz, nerede Allah varken hiçbir şey yoktu dediniz, devam etmişsiniz, el anda öyledir demiştiniz derse. Devam evet. Edeceksiniz ama bekliyorsunuz galiba. Demiyordum. Deyin abi ya. Yani aynı şeyi sormuştum abi, bir ara seyyar medrese diye tarıkana giderken, hani bu esma niye bu kadar çeşitli, niye var, gerek mi var, Allah'ın ihtiyacı mı var filan diye. Hani biz anlayalım diye filan deyip geçiştirmiştiniz. Allah varken hiçbir şey yoktu. Elhamda öyledir. Bunlar hep zuhrattır. Evveli, ahiri böyle. Ortada bir şey. Bu esma ve sıfat ve şunat arasındaki zuhuratlar oluyor. Yani zattan ayrı olamaz zaten. Yani olamaz. Yani baktığında ayrı bir şey değil. Biz buradaki bütün konuşmalar bu silsilenin bir tezahürü. Konuşmak görüyoruz. İçin. Mesela o kadar değil mi? Başka. Mesela sen en son bu iki tane doktor var. Siz de öğretmensiniz. Siz öğretmenlik dersini, eğitimini ilkokulda verilir mi? Yani bu silsile var. Yani bu yaratılış süreci bilmiyoruz. Böyle bir Allah'a baktığın zaman böyle ne bileyim böyle bir de düşünün. O var iken hiçbir şey yoktu. Elhamda öyledir. Ama iki baş ve son elanda öyledir, öyleydi, böyleydi, elanda öyledir. İki arasında şunat var, sıfat var, esma var. Bunu 146 Mesnevi de söylüyor. İlmi muhitim ezeliden temessül eden imkanı vücuttan ilmi ezeli aynaya yazısı da hakiki vücut mertebesine vasıl olamamışlardır. Ancak o imkanı şeyden diye devam ediyor 146. Şöyle bir Allah'a baktığın zaman, yani şaşıracaksınız ama şu çıplak dolaşanlar, Allah'a isyan edenler, ondan sonra küfredenler, o ezanı okuyanlar,
ezanı dinleyenler, namazı kılanlar, kılmayanlar, tesettürlü olanlar, namaz kılanlar, ilim yapanlar. Çok yapraklı bir gül boncası. Çok tuhaf ya. Böyle baktığın zaman, şöyle bir bakar mısın arkaya, biraz gel böyle, Edremit'in arkasına geç. Böyle bir, böyle bir bak. Böyle. Çok güzel ama. Çok da güzel, kimseye demeyin. Evet, Allah. Bir kere Allah yapıyor zaten. Niye çirkin diyoruz? O dedi ki çirkin değil. Tamam çirkindir. Emreder, hasen olur, ne eder? Kabi olur. Değil mi? Böyle biraz arkaya geçmenizi istiyorum yani. Böyle. Geçince lazımdır ki böyle olsun. Çok keyif alıyoruz. Ölüm var. Allah Allah ölüyorlar. Esselatu vesselamu aleyk. Aynı anda başka yerde Allahu Ekber, Allahu Ekber duana ezan okuyorlar. Doğmalar, ölümler, gelmeler, gitmeler. Gençleşiyor, ölüyor, yaşlanıyor. Biliyor, bilmiyor. Kaybediyor, kazanıyor. Aynı anda oluyor. Karanlık, aydınlık aynı anda. Şu anda sabah başka, şu anda bu akşam kaç çağında? Kaçın? Yalnız abi. He? Saat mı? He. 9:20. Öyle bir yer var ki sabah 9:20 geçen yer var. Şu anda 9:20 geçiyor akşam. Bildin? Aynı anda değil mi bu dünyada? Şimdi bir de Allah canibinden böyle yapıyorum, başka bir gidemiyorum. Allah canibinden kudret-i azam altına bak, kudret-i azam. Allah canibinden şöyle bak, tövbe tövbe yani anlamak için. Allah var, hiçbir şey yok. Senin sırrı, onun sırrı olan sen, elinin daha arkasına gel dedi ya. Gel sen. Gel. Benim otur İstanbul. Şimdi ben kainatı ve seni de yaratacağım. Kainatı yaratarken senden yapacağım. Yani seni senden yapacağım. Şu şeceri hırkatı yaratırken senden yaratılmaya şahit ol. En sonunda senin bir sana bir libas giydireceğim. Sen kendini seyret. Orada böyle bir ol ya. Hani var ya Kur'an'ı dinlerken Allah şeye derken, Cebrail'e derken, Cebrail peygamber'e derken bir de Kâb-ı Kavsen'de mütekellim ezeliden dinler gibi ol. Bir de böyle ol ya. E usta zaten yolu söylemiş. Direkt Allah'tan dinler gibi ol demiyor mu? Yani mütekellim ezeli peygambere söylerken dinler gibi ol. Sen de dinler gibi ol. Bir de böyle ol ya. Oturttu yani tövbe yani. Tahayyülü küfür küfür değil. Oturttu. Senin sürecine bir bak böyle. Sürecini sen de seyret. Sen sırrı, Allah'ın sırrısın ya. O sırra söylüyor. Sen de sürecini seyrediyorsun öyle. Sonra geldin, bunları biliyorsun. Biliyorsun. Geldin burada, şimdi bu elbiseyi giydin. Allah Allah. Gömlek var. Atlet var. Yağmur yağdırılıyor. Düşüyorum, kırılıyor. Aa öldü. Ne oldu lan? Adam öldü. Aa ne oldu? Dirildi. Geldi. O süreçte ne kadar garibine giderdi ya. Çok tuhaf olurdu değil mi? Zaten tuhaf. Peygamber bu halette yaşıyor. Her an. Çünkü kabuk karşısında bu oldu. Kendi sürecini kendisine seyrettirdi. Miracın sırrı o. Ya usta burada bir miraç yaşamış o zaman. Öyle miracı mi? O. Miracı. Daha dur. Zulümata gireceğim, dehşete, vahşete gireceğiz. 18 alem. Aklımın açıldığı var ya gireceğiz. Daha sabah kadar hiç kimse uyumayacak. Biz alışmadık. Gerçi ben yapayım. Öğretmenleri korkutamıyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun ki böyle bir dersi bize nasip etmiş. Böyle bir davaya talebe eylemiş. Kendisine arkadaş, ders kardeşi nasip etmiş. Sonsuz şükürler olsun. Ya, çok sevk alıyorum ya. Oh, en azından ders süresince hadisatın tazikinden kurtuluyor. Ölüme, ölüm tazikinden kurtuluyor. Yani sırf en azından böyle bu 45 dakika bize bu bir nefes aldırsa gündelik hayatta bu derste oh Allah bereket versin ya. Aşandırmayın abi bizi ya. Neredeydik, ne yapıyoruz? Orada kalsak az. Evet, hadi gidelim. Oradayız. Oradan seyret. Eni değil ha o. Eni yalan. Artık ele konuşuyordum 5 sene. Ele
artık vakti geldi zannediyorum. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. O aldı en iyi. En iyi Allah. Sırrı, sır-ı ilahi, Allah'ın sırrı. Emre buldu musun abi? Orada abi insan hani şu an ne soracağını da bilmiyor. Şimdi ben düşünüyorum, bir şey sormak istiyorum ama hani o aydın nedir veya birleşiklik midir veya nedir? Hani anlattığınız yerde ne soracağımı da bilmediğim için ama bir şeyler de bekliyorum bir şey anlatsanız diye ama burada ne yapmak gerekiyor? Hani tıkanılan bir nokta yani. Hani ne desem diyemiyorum mesela. Yani onu nasıl, ne yapacağız oraya? Sır insanı ya. Tamam da ne olacak işte? Şimdi bir 5 senede onu bekle, hazır. Sırrı insanı, biraz önce ilk defa söyledim yani şeyi, esma sıfattan, sıfat şunattan, değil mi? Şunat zattan. Almanya'da da bahsetmiştim. Bu yoktu. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Elanda böyledir. Yoktu, elanda böyledir bu. İki arasında esma sıfat diye kategori edilmiş bizim için. Abi anlatırken bile zaman, mekan, öncelik, sonralık kullanıyorsun. Öyle mi? Aciziyetin faydası. Ne yapayım? Ben hakikaten bir burada, şey... Burada, elim böyle yaptım. Ne yapayım? Bu ne yani? Kim sana iyi konuşuyorum da. Ama gelsen bir içimle. Yani şey, bu noktada aslında bir nokta şey gibi, çok da ilmi bir ifade şeklinde bürünme şey değil. İlme sokamıyorsun. Sokamıyorsun. Bu ne diyor? Kaderi bile sokamamış. İşte yani artık. Hadi ve vicdani değil. Hissedeceksin, bahsedeceksin. Artık öyle. Zevk bu. Mesela yanıma otur. Bu akılla bulunan bir şey mi? Yani akıl şeyi, tefekkürü bir şey mi? Öyle. Ben de Allah'a tövbe tövbe yani varlıktan sıyrılsam, Allah'ın yanına otursam dedim bir gün. Allah'ın ikramı da o da verdi, o verdi mi? Ben böyle düşünme, o istemeseydi bana bunu bir şey vermezdi. Kafiri böyle imkanı verdi. Kafiri bu düşünmeyi, imkanı veren bana da bunu verdi. Dedi ki, sen de bir de bana böyle bak. Gel yanıma otur. Tövbe yani. Oturdum. Bütün şecere hırkat, arşın kürsün, cennetin, cehennemin. Bütün peygamberlerin de arkasına geçtim. Kendi sürecimi baktım ki, bir tarihte, bak diyor Musa gibi gözükeceksin. O Musa'dır ama o sensin dedi bana. Bu Şiit. Bu Nuh. Bu İbrahim, bu Muhammed, onlar hep o şekilde gözükecek ama onlar hep sensin o asırda. Mayettir diyecek de bu. Mayet insaniye birdir, inkısamı gayri mümkündür. Sırrı inkişaf ettikçe, hissettikçe, bu kainatın arkasına geçtikçe, Şehir Kebir öyle dedi. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, İsa benim, Musa benim dedi. Yani bu cahile inince şirke dönüşür de. İşte onu yani şirke dönüşür. Bu hakkı yok böyle düşünmeye. Ama külliyatı böyle, enfusi derslerle biz zevkimizi iş yapıyoruz. Batı itikattan da çizgiyi aşmamak, ududu aşmamak, taşmamak. Tamam. Şu sürecini seyret. Demek istiyorum. İnsanlığın serüveninden biraz bahsettik orada. Gelirken hangi alemlere uğradık, aldık. Şimdi birisi soruyordu arabada, ayak parmakları, şu parmaklar niye böyle, bunlar. Bunlardan bir ara biraz girmiştim. Yani. Nereye göre bunu yapmış? İşte bu sır işte. Buradayız değil mi? Geçelim şeye. Tamam. Bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu. Ölü görünüyordu. Birden bir ism-i ilahinin cilvesi, ism-i ilahinin kendisi değil ha, cilvesi, bir nuru azim gibi görünüp ışıklandırıyordu. Şimdi altını çiziyorum cümlenin. Hangi perde akla karşı açılmışsa, bu akşam bunu işleyeceğiz. Sırf bunu işleyeceğiz koca akşam şeyde, sabaha kadar. Hangi perde akla açılmışsa, akla açılmak, perde açılmasını işleyeceğiz. Ne oluyormuş? İyi dinleyin, çok tuhaf. Akla açıldı mı, ne olmuş?
hayale karşı başka bir alem, fakat gaflette karanlıklı bir alem görünüyorken. Hayal ne alakası var şey Osman? Aklı açılmış. Hem de gafletle. He. Ondan sonra açılmış sonra hayale karşı başka bir alem. Yok. Hayale, gafletli bir alem açılıyormuş. Yani bana sorsaydınız ben şöyle anlatırdım. Yani her şeyi gördüm. Çok güzeldi, süperdi. Yani gaflet, karanlık, vahşetini saymazdım o işler için. Yani acayip nurani şeyler gördüm. Çok İyi şeyler vardı. Böyle çok süperdi, acayip ben, şeyler vardı. Yani o hani dedim ya Rabbim otursa bizi, şey, Allah demeyeyim de Rab. Herkesin Rabbi farklı, Allah aynı. Rabbim otursa. Ya bak hiç dedim mi zulümat karanlık bir şey bu. O benim, bu benim dedim de çok yok ben miyim bilmem pislik benim, gübre benim dedim. Demem ya, bu dedi yani. Gaflet mafleti soktum. Yani, tamam ama şu aklı açıldı. Akıl burada, hayal burada. Tahayyül ve tasavvur burada. Takul burada. E burada açılmış, burası hayalin olmuş. Hayale karşı başka bir alem. Fakat gafletle karanlıklı bir alem görünüyorken güneş gibi bir ismi ilahi, yukarıda neydi? İsmi ilahi. Bak, güneş gibi ismi ilahi güneşe benzetiyor. Bunu da kullanacağız. Tamam. İsmi ilahi gibi bir ismi, şey, güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder. Baştan başa o alemi tenvir eder ve hakeza. Bu seyri kalbi, bu neymiş biliyor musun? Şu anda yarım saatten beri konuştuk ya biz sen. Konuştuğum şey dedi ya, indirme bizi. Yavuz malum dedi ya. Bu neymiş biliyor musun? Şimdi ineceğiz akla. Bu seyri kalbiymiş. Ve seyahat-ı hayaliye çok devam etti. Biz etmeyeceğiz, burada duracağız. Seyri kalbi. Seyahat-ı hayaliye. İymiş bu. Seyri kalbi. İyi dikkat et. Kalbin iyisi iyi değil. Seyri kalbi var ya yazısı kelime. İnin üzerine apostrof var. Yani kalbe keşfedilen değil, kalbin içinde oluyor. Kalbe ait bir seyahat. Kalbin içinde oluyor. Kalb ile seyahat değil. Miraj yani. Kalpten miraj. Kalpten bilinen değil, kalbin içinde seyahat. Çünkü yakınındaymış gibi görüyor. Nerede? Bunu nerede açıyor seyri kalbi? Seyri kalbi 146 Emirdağ 1'de ne diyor? Uzağa gitmeye gerek yok diyor. Hemen yanında diyor. Hatırladınız mı orayı? Yani bu alemleri seyretmek için bir yere gitme Osman. Mesnevi'de diyor. Uzak çöllere gitme diyor. Orada mıydı ya? Mesnevi'de diyor. Kainatın uzak çöllerine gitmene gerek yok diyor. Yani yok hemen yakınında diyor. Orada olmasın. Emirdağ. Emirdağ'ında ya. 146 Emirdağ. 146'da. Hemen uzağa gitmeye gerek yok diyor. Enfusi de diyor. Enfusi de bu diyor ya. Enfus da beni açtım Emirdağ 146'da. O tevhid meselesi. Çöllere gidip de boru künklerle şağlamak değil mektubatta da var. O değil. Enfus de hemen diyor. Fazla bir yere gitme. Seyri kalbi iyi yok. Kalbinin isi yok. Takkesi var. Kalp ile kalbin bulduğu değil kalbin içinde oluyor. Tamam. Hasani var. Hasani. Neye benziyor? Adem yokluk. Adem açık erse varlık. Yani ismi ilahinin tecelli etmesi dışarıda bir vahşet zulümat yok ki. Hepsi burada. Evet. Burada oluyor biten her şey. Burada esma tecelli ediyor. Bunun üstünde. Bunun üzerinde ortaya çıkıyor. Bu şimdi ona gireceğiz. Tamam mı? Yani tek başına esma şey yapmıyor yani. Yani tam hakikaten aynalı anlatıyor aslında. Evet. Tam bir aynalı. Bir de kendisi de aynadar oluyor. Aynadarlığının bir de şu aynadar olmuş olduğunun farkında bir ve de. Ve seyrediyor. Dışına da çıkabiliyor. Aynanın dışına çıkabiliyor. Mesela şöyle diyeyim. Hani hep yaptırırdım ya. Kendinizi tepeden bakar mısınız kendinize? Hadi bakabilecek misin? Bir bakın yukarıya. Burası altı. Ben görüyorum kendimi. Biraz fazla yaptığım için olabilir. Şu anda masada görüyorum. Hakkemi de görmeye başladım. Egzersiz. Hadi biraz yapın. Hadi.
tavandan kendinizi. İlk önce bir masaya bakar mısınız? Tavandan. Kendinize, kendine bak şimdi. Ben sizi çok rahat görüyorum da insan kendisini görmesi zor. Ben şu anda kendimi gördüm. Hakkemi de gördüm. Defteri de gördüm. Kitabı görmeye çalışıyorum. Gördüm. Tamam. Kendi zor oluyor değil mi? Ben beceremem. Zor oluyor. Yoruyor çok. Yapa yapa alışacağız. Mesela kendini yapmayın. Önce harici yapınca hariç kolaydır. Gazete okumak kolaydır ama kendini okumak zordur. Şimdi mevzuya giriyoruz. Peki çay olmuşsa, çay servisi de olsa nasıl olur? Güzel olur abi. He? Olmuş mu? Neyse herkes uyuşmuş. Yani çay hazır da burada mı içelim? Orada seri ve daha güzel olur bence. Evet ama böyle... İçerek de güzel olur ha. Güzel olur değil mi? Ha, tamam. Tamam hadi bir tanesi gitsin. Murat sen çık abim. Sen doldur limonu da koy kardeş. Murat bir tanedir yani yok başka mı? Kırçırtamazsın. Şimdi... Hazırız değil mi? Mehmet böyle çok rahat olmasını istiyorum dersin de böyle rahat rahat gidelim. Koşturmuyoruz. İzaha giriyoruz. Tamam. Keşke çekseydim ceple de hepiniz de okusaydınız. Gönderelim mi? Yani olur yani. Tamam gel çek hem de onlar çay doldurana kadar. Gel şurayı. Şurayı çek abi. Şuradan aşağıya, bir de şu, bir de arkası. İnternetinizi açarsınız. Lima atın. Bir de onu ise... Dur ben çatayım daha. Keşke Gafil Harun da burada olsaydı. Gafur olmaması iyidir. Çünkü başımıza iş açardı. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Ne abi? Yok hayır onu buraya getirdim ya. Gafur abiyi buraya getirdim abi. Evet tamam. Gafil Gafur oldu. Evet abi. Cidden gitmek hayal. Hadi dağıt ondan sonra başlayacağım. Bunu atıyorum ya. Bunu köylerde yazdım. Allah aşkına. Bahtiyar insanlar. Akıl ne aciz ya. Hiçbir şey yok biliyor musun? Kendimi bile... Şöyle akıl görünmüyor. Yani ne yapacağımı bilemedim mesela. Hani bildikleri... Çok tuhaf dönüş sana. Sana bir şey söyleyeyim. Sana bakarken aynı zamanda şu masaya yukarıdan bakmış gibi olabiliyor. Ha, bu dönüken. Neden bakamıyoruz mesela? Ya neyle bir bakıyorsun? De sen söyleyeyim de ondan sonra sorun. Tamam. Şimdi sana bakıyorum. Hı-hı. Şimdi yukarıda baktık ya kendimizi. Hı-hı. Kendimizi gördük. Onu yukarıdan aşağı bakınca böyle mi? Çeviriyorum böyle. Sana bakarken o da gözüküyor biliyor musun? Canlı anına mı yoksa eski görüntüyü biliyor musun? Hayır canlı görüntüyü. Aynı anda iki farklı, iki aynadan görüyorsun. Yoksa eski görüntüyü birleştirip bakıyorsun gibi oluyor mu? Ama ona bakarken görüyorsun. İkisini de görüyorsun. Peki abi bulunduğun alan mı oluyor? Mesela şu an yukarıda çay koyuyorlar ya. Oraya bakabilir miyiz? O kadar çıkamadım daha. biz nasıl bakacağız sizin baktığınız gibi? Yani o yoğunlaşırsan o da ayan olur biliyor musun? Onun adı keramettir. Allah. Tabi onu seyredersin şimdi. Eğer çıkabilirsen şu anda onu görebilirsin. Ne oluyor musun? O oluyorsun. Onun hissiyatına mal oluyorsun. O hissiyatla o oluyorsun orada. Sahir kardeşlerin gözüyle bakıyor. Yani uydu gibi çıkıyorsun, drone gibi çıkıyorsun kardeşim. Öyle seyrediyorsun. Peki abi mani olan şey ne? En azından şu an burada. Kendime bakamıyorum ya. Sadece evet. Çok egzersiz yapamıyorum. Yok, şeyde hep kesife, hep öne alıştı, tek yönlü. Altı yönde mahrum olmuşuz. Altı yön var. Altı tane de zaman var. Yani...
yani şey olmuş, mahvetmiş yani cin asır. Tamam mıyız? Sen şey yapabilirsin. Tamam, getiriyor. Ha tamam, biz şey yapıyoruz. Biz önümüze çay istiyoruz. Tamam, şu an devam. Tamam. Gruba attım abi. Attın mı? Ha, Dima grubundasınız değil mi? Evet. Oradan açıp takip edebilirsin. Olmayan yok değil mi? İrfan yok. Siz zaten ha. Ekleyin İrfan. Niye çıkmış İrfan Dima'dan? Yok, bizim İrfan. Tamam da niye çıkmış? Yoktu. Hiç yoktu ki abi. Öyle mi ha? Ekleyin o zaman. Okuyorum. Tamam. Esma-i İlahi güneş gibi olsa, Esma-i İlahi güneş misal verdi ya, evet. Oradan giriyorum. Isısı, ışığı, rengi vesaireleri bize yaptığı tesirleri gibi, mesela güneş, cela, arabada konuşuyorduk ya, cela, ha sen, siz yoktunuz arabada, bana sordular, dediler ki, abi cel, 24. sözde geçiyor. Celal'de cemal, cemal'de celali görmek. Tamam Mehmet kardeşim, bu gruplara attım bunu, konuşmayı. Mesela güneş celaldır. Yakıp yıkar, nükleer santral enerji değil mi? Evet. Yani hayatı öldüren, yakan da. Dünyaya alem şehadeti geldiği zaman kendisini çiçek, odun, ağaç, yaprak, dal budak, yeşil yaprak olarak göstermiyor. Yani odun nedir? Dolmuş güneştir. Şimdi peki, güneşe bakın, oduna bak, işte ağaca bakın, yeşil, çiçek. Peki nedir? Celal'de cemal işte. Ben gel, ben uzaktan otururum. Murat getir sen. Getir onu, gel. Hı, sağ ol, sakın. Bismillahirrahmanirrahim. Celal değil mi güneş? Celal. Celal'de cemal, ağaç. Peki... Tersi, ağaç cema, celal altyapısı. Tamam. Esma-i İlahi güneşe misal verdi diyor. Ha, o zaman güneşin fotonu, ısısı, ışığı, rengi vesairesi bize yaptığı tesirleri gibi esmalar da bize böyleymiş. Hani bazıları soruyor, diyor ki, ya abi esma diyoruz, esma böyle yapan, esma şöyledir. Esma nedir? Esma ile bizim ilişkimiz nasıldır? Esma bize ne yapıyor? Esma o bu benim. Yani o, ona ben, farklıyım. Esma nedir biliyor musun? Esma güneşse biz ağacız. Biz donmuş esmayız. Esmalarız yani. Biz derken abi ceset, bu... Bir sürü şeyler var ya. Mesela beden, göz, kulak, vücut. Şimdi odun ağacı yaksak, ısı çıkmıyor mu, renk çıkmıyor mu, koku çıkmıyor mu, duman çıkmıyor mu, kalori çıkmıyor mu? Çıkmıyor mu? Peki odun yakınca alev nereye benziyor? Güneşe benziyor. Bir tane başka misal vereyim. Celal'de cemal. Güneş paneli düşün, elektrik. Elde ediliyor, onunla buzdolabı çalışmıyor mu? Sıcakta soğuk. Sıcak soğuğa, sıcak kendisi soğuğu oldu. Buzdolabı da öyle abi, içi soğuyor, dışı sıcak mesela. Ya. Ben şeyi de soruyordum abi, hani donmuş esmayız biz dediniz ya, biz derken ceset, ruh buna dahil. Evet tabii, yani şu. Ene dahil diye. Hayır. Esmalar bizi nerelerimizi yapılandırmışsa. Yani beden esmalardır, içerisi esmalar değil, sıfatlardır. Duygular sıfatlardan geliyor. Şimdi esmalar da bize böyledir. Güneş ağaçlara, bitkilere nasılsa esmalar da bize böyledir. Tamam? Veya su gibi düşünün esmayı. Esma sudur. Suyun enerjisi, ıslaklığı, vücudundaki faydalılığı ise esmaların bizdeki zuhuratlarına benzer. Su içince ne oluyor? Esmalar da bize böyle oluyor. Esma dersini yapınca, ya esma dersini yaptık, esma zikrettik, hay, ne oluyor? Su içince ne oluyorsa? Enerji üretiyorsun. Su içince ne oluyor sana? Esmaları da zikredince oluyor.
Ekmek yiyince sana ne oluyorsa, Kur'an okumak da öyledir. Yani, doktor şaşırdı. Veya esma meyveye benzer. Şaşırmadım. Çünkü hoşuna gitti. Yok, hoşuma gitti. Şey, ilaç içince ne oluyorsa Kur'an okuyunca da aynı şey. Bak, sahası çok önemli, harika. Veya esma meyveye benzer. Onun yani meyvenin tadı, rengi, kokusu vesaireleriyle sana ortaya çıkıyor. Değil mi? Ortaya çıkıyor. Meyvenin tadı dalında var mı? Var da yok. Meyvenin tadı bende ortaya çıkıyor. Aslında zatında öyle bir şey yok. Yok ki. Kim diyor onu? Elmanın tadı varmış. Kim söylüyor? Nereden çıkıyor? Öyle bir şey var. Sende ortaya çıkacak, ha varmış. Sende ortaya çıkıyor. Bir daha. Esma meyveye benzer. Onun tadı, rengi, kokusu vesaireleriyle sana ortaya çıkması, sana yaptığı tesir esmaların zuhuratlarına benzer. Elmanın sana yaptığı, meyvenin sana yaptığı tesirler, esmaları da tadat etmek böyledir. Yani elmanın bana faydası elmanın zahirine benzemiyor. Elmada enerji var. Benziyor mu? Yani elmaya benziyor mu enerji? Yok. Esmalar da böyle. Elma paketmiş. Kokusu, rengi, tadı bana bakıyor ve olmanın kendisine benziyor. Elma. Elmanın kendisine benziyor. Bir daha. Benzemiyor. Elma paket, kokusu, rengi, tadı bana bakıyor ve elmanın kendisine benzemiyor. Esma bende ortaya çıktı. Basar. Basiret. Ama basar böyle değil. Semih tecellisi kulak ama Semih kulak değil. Ben de böyle gözüktü. Tamam. Şu kainatla bu kainat okunuyor. Öyle mi olacak? Şimdi? Evet. Bunlar. Peki. Burada Hasan abi yani beşer canibinden bir de Allah canibinden iki taraflı da gittiniz mi yoksa bir taraflı mı? Bir taraflı gittim. Hangi? Beşer canibi değil mi? Allah canibi. Biraz önce anlattığım gibi. Öyle bir şey yok zaten. Vardır ama bir işte Cemal'den üstad bir yerle azıcık izah etmeye çalışıyor. Bununla. O Allah canibinden Allah. Yani Cemal Kemal mesela evet. Şey anlatıyor. Tabii onu nasıl anlayacağız ki? Mahiyeti zaten böyle anlattı. Aç gün goncası gibi de ne bilelim bizim mısır tanesi neyin nesidir? Ömründe hiç karpuz çekirdeğinden karpuzu görmesen, karpuz çekirdeği siyah değil mi? Şimdi sana deseler ki hiç görmedin ama bu nedir, neyin nesidir, ne olur bundan? Hiç karpuzu hayal edebilir misin? Dışı siyah, içi beyaz. Dişi siyah, içi beyaz dediği gibi. Çıktığı bir zuhuratına bak, karpuza bak ya. Dışı yeşil, içi kırmızı. Tadına, tuzuna, enerjisine bak. He? Şimdi manyeti zaten de böyle ya. Ne yaptık? Şip oldu ki bilelim diye. Kalbin bir ziyaret olmadan olmuyor değil mi? Yani biraz... Yani, hani burada hani Cenab-ı Hak şöyle kabaca diyelim de hani insanı Cenab-ı Hak kullanıyormuş gibi haşa. Hani öyle bir şey oluyor. Cenab-ı Hak kullarına merhamet ediyor. Yok yani hani ben böyle ortadan konuşuyorum. Tamam konuşalım. Yani hani olmadı amenna zaten. Tamam kullanıyor. Yani insanın o şeyinde o yani o zulümatı, dehşeti, vahşeti, karanlığın üstünde esmasını tecelli ettirerek aslında bir zemin olarak insanı kullanmış oluyor. Evet. Sorun insan kendi. Onu da çıkmıyoruz içinden istese. İnsanın akıl işte ya. Mevhum bir şey. İnsan demiş mevhum bir hat akıl çalışsın diye. Türkçesi bu yani. Olmuyor evet. Abi. Zorla olmuyor. İnsan diyorsun. Sırrı siz insan diyorsun. Burada şey mi geldi? İşte orada tıkanıyor yani. Aklın perdeleri açmasına mı yoğunlaştı? Bir malzeme bu. Biraz da gideyim. Sonra biraz yani da gireceğim. Biz dağılmayalım hani her şey. Yok. Hayır gidiyorum. O aklın perdesine gideceğim. Bunlar malzeme daha. Ben daha Esma konuşmuyorum. Ama burada bu kadar lazım bu. Esma bizim ilişkimiz nasıldır? Güneşle
güneşle mevcudat ilişkisine kıyas verdi usta. Esmalar güneşe benzer dedi, değil mi? Hatırlarsanız mesela dedi ki güneş gibi bir ism ilahi. Güneş gibi bir ism ilahi tecelli eder. İsmi ilahi güneş gibiymiş. Ben de dedim ki güneş yani güneş elmaya nedir? Hiç benziyor mu? Güneşe bak, elmaya bak. Tadı var değil mi elmada? Kokusu var, rengi var. Mesela güneşten foton geliyor. Renk yok ki. Renk değil kendisi. Ama foton beyaz gözüküyor. Ama içinde 7 tane renk var. Hiçbir tanesi beyaz değil. Yani ben esma, güneş, elma ilişkisi, esma insan ilişkisi gibidir. Özeti o. Yani çok soruyorlar da, ya esma nedir ya, esma ne yapıyor ya? Yani zikretsek ne olur? Karanlığa kalan bir insan güneşe çıkınca ne oluyorsa esmayı zikredince olur. Yani o esma aktif oluyor güneş. Bu durumda olan bir adam. Yani ben oraya Cenab-ı Hak sanki şöyle yapmış oluyor. O bizim alemimizde vahşet, dehşet, karanlık var ya, zulümat. Hakikatta var mı? Yani öyle bir şey var mı? Yok, öyle bir şey yok. Vücudu bir şey yok. Vücudu değil ki bunlar. Yok, yani, yok. Olmayan şeyi üzerinden, yani aslında hakikatta yok ama bizim üstümüzden bunu yaparak esmayı orada tecelli ettiriyor. Zemin ettiriyor. Zaten o küfür nerede var? Benim zihnimde var. O da yok. Nefs-i lemmanede şey. Nefs-i lemmanede yok ki küfür. Biz orada Cenab-ı Hakk'a hakikaten bir aynadar oluyoruz yani. Ayna oluyoruz. Evet. Bunu bilince ne kadar keyif alıyorsun. Ciddi bir vazife yapıyoruz. Esmayı tecelli ettiriyoruz. Göstertiyoruz. Bizim üstümüzde. Hem de zulümat, vahşet gibi o bir zemin lazım. Onu da biz yükleniyoruz. Ve de bir vücut da yok. Allah'a şey yok. Allah'a takdis ediyoruz aslında öyle. Evet. İşte ne diyor biliyor musun? Harm var ya. Aynadarlığını bilmemek. Haksız temellük. Aynadarlığını bilmemek. Mevhumu muhakkak bilmekten ileri gelen bir Adem'dir ama bir şey de var. Bir kelime de var. Küfür rengini ve suretini almış Adem'dir. Ha. Almış bir Adem'dir. Bak, haksız temellük. Ölüm korkusunun bir neymiş biliyor musunuz? Ölüm korkusu buymuş. Haksız temellük. Senin olmayana ben demenin adıdır. Bir daha. Senin olmayana çaldığım bir şeye benim deyip de zekat düşer mi diye sorusuna benziyor. Çaldığı malı bana diyor ki hocam diyor çaldığı malın zekatı var mı? Cevabı nedir? Doktorun yaptığı gibidir. Biliyor. Ne ölüm korkusu? Haksız temellük. Senin mülküne olmadığı halde mülküne alıyorsun. Allah'ın mülkünü benim mülküm demenin bedelidir. Peşin cezasıdır ölüm korkusu. Haksız temellük işte bu. İki, aynı darlığını bilmemek. Ham ya, mevhumu muhakkak bilmekten tevellüd eden bir Adem şey, vücut rengini almış. Vücut rengini ve suretini almış bir Adem. Evet. Vücut rengini ve suretini almış bir Adem. Yani şuralar 81. 81. Gördün bak. Aferin. Emre. O dördüncü hastalıkta da suizanda da benzer ifadeler var. Evet. Hat. Şeyde. Dört hastalık. Hat ve de. Görüyor musun bak? Ölüm korkusu neymiş? Bir daha. Haksız temellük. Yani başkasının malını çalıp bu malın zekatı var mı sorusu neyse Allah'ın mülkü benim mülkümdür demenin muaccel peşin cezasıdır ölüm korkusu. Sahip çıkma. Kim ölüyor? Bak kim ölürse ölsün canım. Öle korksun. Sen var mısın ki ölesin? He? Sen var mısın ki ölesin? Böyle diyorsun, hepten uyuşuttunuz kafayı bu akşam. Bırak ölen ölsün. Kalan kalsın. Ölmen ölmesin. Kim ölecekse o korksun. Küllü nefsin zayikatı mı? Nefis ölecekti. Küllü ruhun ölecek mi? Ruh ölecek demiyor ki. Gitsin kim ölüyor? Kim ölüyorsa o korksun ya. Niye ruha hissettiriyorsun ki?
Kim ölecek? Ceset ölecek. Ölsün gitsin canım. Kurtulalım bize ya. Kim ölecekse korkusun ya. Ne uğraşıp duruyorsun ya? Çayını içsene ya. Abi insan hem gösteriyor, zemin oluyor, tutuyor bir de görüyor üstüne. Ha, zaten şuurlu veya şuursuz gösteriyor Osman. Gösteriyorsun. Şuurlu ve şuursuz herkes gösteriyor. Ama bak ha. Abi, burada farklı şu var. Bitkinin yaptığı aynadarlıktan bizimkisi farklı. Tabii ki o gösteriyor. O zulümat ve dehşet, vahşet karanlığı içerisinde bir durumu yok. O bütün hepsini yapan, yani zengin herhalde artık o farkı ne bilmiyorum ama böyle yapan insan yani sadece. Evet. Yani o bitkinin Esma'nın yaptığı aynadarlıktan bizimki başka. O cemala da aynadarlık yapıyor, sen de yapıyorsun. İmanın güzelliği nerede onda çiçek? İmanın güzelliği demiyor mu? 32. sözde. Vücut güzelliği. Ve bu hani insan zabitti ya bütün mahlukatın da şeylerini alıp takdim etme noktasından. Aslında o işte çiçeğin yaptığı bütün şeyi de kendi alemi içerisinde alıp ya yok edip ya gösterebilir bir şey yapıyor. Çünkü birbiri içinde öyle bir alemler var. O çiçek tek başına yaptığı gibi ben onu içime alarak da yani benim alemimde olması hasebiyle de bir şey var. Tayyat anlıyorsun. Yani antika hem kendisi bir zemin oluyor bir de kendisine bakıyor. Acayip. Nasıl bir şey bu insan? Peki, abi, bak, insan. Hani biraz önceki gülmüştük, Allah gel, sürecini seyret. Ya. Aynı. İşte. Kendisi oluyor, bir de olduğunu görüyor. Hmm. Bir şey söyleyememen de sır oluyor galiba. Allah da öyle görüyor zaten. Yani hadi bakalım. Oluyor, peki, başka bir şey. Bir de alem-i şehadetin zahirisiyle batınısını apayrı şeylermiş. Mesela güneşle elma. Buna da benzemiyor. Çünkü güneş yakıp yıkar. Elma öyle değil. Ağaç öyle değil. Yeşil. Hayat. Şimdi hayata sebeptir ağaç. Hayattır. Ama güneş hayatı ortadan kaldırıyor. Zıt zıt. Şimdi alim-i şehadetin zahirisiyle batınısı da böyledir. Şimdi şimdi geliyoruz şeye kardeşler. Bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığın içinde bana görünüyordu cümlesi. Zulümat, vahşet, dehşet içinde, bak içinde diğer alemleri görüyordum diyor. Bunun içinde görüyordum. Neyin içinde? Zulümat, vahşet, dehşet içinde görüyordum. O zaman abi Adem'in içindeki farklı böyle vücut... Adem'den vücuda çıkarıyor gibi işte tam. Adem'den vücuda çıkarıyor, sürecini anlatıyor. Bu süreci anlatıyor kardeş. Vücuda çıkar. Adem'den vücut sürecini anlatıyor. Vücuda çıkaran biz miyiz o zaman? Biziz. Hani Enel Hak demiş ya. Şeyden, hani şey yapıyorduk ya, mevcudu vücut mu yapıyor demiştik insan. İnsani berzah. Evet. Melekutu alemleri vücut alemlerine dönüştürüyor. Mevcudu vücuda dönüştürüyor. Vücuba. Öteye dönüştürüyor. Hasan abi bu Enel Hak diyenler mesela la mevcuda illahu diyenler. Çünkü önünde kimse yoktu. Heh la mevcuda illahu diyenler. Çünkü o vardı. O da demiş ki gördüğünü söyledi. Ondan başka bir şey görmedim dedi. O kadar. İkinci la mevcuda bu. La mevcuda demeyin diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. La mevcuda deyin diyor. İtikadı koruyun gördüğünüz o değil. Abi ikinci levhada biraz öyle dememiştiniz hiç. Ne yapayım? Abi ikinci levhada bir miktar okuyayım mı? Kendisi. Dema gaflet zeval buldu ve nuru hak ayan gördü. Kusura bak. Bu ikinci levhada artık yani şey oluyor abi. Birinci gibi gidiyoruz birinci levha gibi nispeten. İkinci levhada artık işler öyle değilmiş. Tam tersi gibi görünüyor. Diyor ki mesela akıl miftahı kenz oldu. Fena babu bekadır diyor. Fena'ya bak. Aklın baktığında fenaydı ama akıl miftahı kenz olsa açacak o hazineyi. Açınca ne oluyor bak şimdi. Akıl gördü mü bu sefer fena dediğim şey aslında babu bekadır diyor. Yani bab kapıdır. Evet. Yani gördüğü şey fani ya aslında bakinin kapısıdır o. Faniyenin tam tersi oluyor. Ama kenz-i miftah olacak akıl. Akıl olursa. Dedi ya bana uçakta ne iş yapıyorsunuz dedi. Dedim ki, aklımı şerinden aklımı kurtarmaya çalışıyorum dedim.
Biraz hep bir şey hostes gitti. Biraz sonra geldi. Ne dediniz beyefendi dedi. Dedim ya dedim. Aklıma bela olmuş. Aklımın şerinden aklımı nasıl kurtaracağım? İşim bu benim. İnan, itimat edin bana. Şak diye çöktü o koridorda. Beni söylüyorsunuz dedi. Sizin de mi aklınıza bela? Yatamıyorum dedi. Halkalıda oturuyorum dedi. Hiçbir gece yatamıyorum. Bu bazen diyorum dedi. Ben iki tane akıl var zannediyorum diyor. Bak düşünüyorlar. Ya benim diyor rahatsız eden akıl. Rahatsız olan da akıl diyor ya. Hangisi benim acayip oluyorum dedi. Ne yapıyoruz? Tahminimi söyleyeyim mi dedim. Kurtulmak için kendinizi sokağa atıyorsunuz değil mi? Aynen öyle yapıyoruz. Kaçıyor mu? Kaçıyor. Ereka'da kaçacağız. Sekerata giriyor. Sekerata giriyor. Sarhoşluk alıyor. Hadi aklın izraç ve tazizinden kurtulmak için sarhoşluğa kaçar. Evet. Dedi ki keşke uçağa inişe başlamıştı. Gelmişti kemerin taktiği de. Keşke daha uçağa yeni bindiğiniz zaman sizinle tanışsaydım. Siteyi söyledi. Bir hata yaptım hayatımda. Cep telefonu numaramı istedim. Keşke verseydim. Vermedim. Hata yaptım. Yani meşgul edecekler diye bir şey yapmadım. Çok ilginç. İnsanoğlu bu. Tanımlayamıyor ama hasta bu. Gitmiş çalmış. Çalmıyor mala. Zekatını soruyor. Abi yalnız bu cümleyle hani az önce hani aklıma böyle olmuş cümlesiyle hani birçok kişi problemi olduğunu söylüyor. Hani bu az önce söylediğin cümleler. Evet. Herkeste var o zaman. Herkeste var. Herkeste sen yok. Yani, dedi ki aklımı diyor birisi cevap veriyor akıldır diyor. Başka bir akıl da soru üretiyor diyor. Ya sen kime çalışıyorsun diyor. Sen kimsin ve kime çalışıyorsun? Bağırıyorum. Yeter artık diyor. Mutfakta bardağı yere vurduğumu biliyor, hatırlıyorum. Yeter artık bu ürettiğin soruları. Sen kimsin? Çık dışarıya, ortaya çık. Kimsin göreyim dedi. Sonra dışarı kimse çıkmayınca dışarıya çıkıyorum. Mutfakta bardağı yere vurur. Herkes beni anlatıyorsun diyor ama bu cümle. Hepsi diyor ki beni anlatıyorsun dedi. Çünkü o da insan ya, ben de insanım. İki tane akıl var ya. Ölü gözüküyor. Kimdir bu devamlı üreten? Kimdir o cevap veren? Hadi cevap veren benim. Huzuru isteyen benim. Cevap veren. Kim aklıma mukabil? Başka bir akıl. Aynı seviyede bir akıl var ki bu aklı mat edecek, mağlup edecek sorular üretiyor. Ben beni rahatsız edecek soru niye üreteyim? Aptal mıyım ben? Ama bir akıl var ki aklımı mağlup etmeye çalışıyor. İki tane akıl var yani. İnanıyor musun iki tane? Ya deli demeseler inanıyorum dedi ya. Sizce nedir dedi. Vallahi var dedi iki tane akıl. Bende mi var? Dedi ki çok sevindim dedi benim gibi düşündüğünüz için. Ya var ne demek düşündüğün için? Ben dedim aklımı aptal mıyım? Aklım rahat ederken başka bir akıl geliyor benim aklıma tıpalaş oluyor. Dokunuyor dedim ya. Benim hayvanlar köpeğim başka bir köpek musallat oluyor. Dedi ki var mı başka bir akıl? Var dedim baksana dedi. Nedir o dedi? Şeytan dedim o denilen şey. Onun aklı ya. Ama aklımın kadar mı akıllı? Senin aklın neymiş ki dedim ya. Peygamberlere bile dedim kafa tutmuş bu adam. Ha o akıl, o akıl mıdır? Tabii. Ama senin içinde ortaya çıktığı için ben zannediyorsun onun aklına. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dedim lemalar hakkı kitabının 13. lemasında bunu anlatıyor. Onun sözünü kendi sözünü zannetmekten kaynaklanıyor sıkıntı. Onun sözü müdür dedi. O adam odur dedim o. Ah senin aklından daha akıllı. Onun için aklıma karşı bir rakip var. Evet var işte o. Bu devamlı bunu avlıyor diyor. Kapıyor bunu. Sırmaya çalışıyor. İşte o. Ben de bu aklımı kurtarmaya çalışıyorum. Yuş! 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 Çekilin buraya. Sık! Ama dedim bunu bilmesen iki tane farklı akıl var. İkisi de benim. Ben bana düşman olur muyum? Aptal mıyım ben ya? Aklımın şerinden, bu aklımın şerinden bu aklımı koruyor. Bu da bana mı alınmış bunu? Ne sordu biliyor musun?
tabii uzaydan geldiğimi zannetmiş herhalde. Ne olur dedi, samimi cevap verir misin bunu? Sizin gibi düşünen var mı diyor. Müstakil misiniz? Numunelik. Sen çoğu, dedim. Çoğu insan aynı vaziyette olmakla beraber kendisini kendisine inkar ettirdiği için o şeyi sokuyor değil mi abi? O girdaba sokuyor. Dedim ki biz bir cemaatiz böyle. Böyle. Bunlar bizim için normal. Bir ben tek değilim. Bu çok güzel oluyor. Her yerde geçiyor mesleğimiz vallahi. Hemen bir bakıyorum kahveler, çaylar falan geliyor. Dünyada bir şey macera. Ücret geliyor. Evde yapılmış limonatalar. Fındık herkese bir tane paket dağıtırken iki tane, üç tane. Bu dünyada böyleyse. Kat kat vereceğim diyor. He? Kat kat vereceğim diyor canım. Allah! Hakikaten hoş, tatlı bir şey ya. Allah çok lezzetli bir şey ya. Allah'tan lezzet almaya başladın mı, çocuk anasını emer gibi emmiyorsun. Vastada iman. Öyle bir yere geçiyorsun ki iman ortadan kalkıyor. Allah'a iman haşirde olur mu? Gayb. Gayb, iman gaybadır. Mesela miraç yapan bir insan, kelamına ve rüyetine mazhar olsa, rüyetine mazhar olan kişiye iman olur denilir mi? İmanın arkasına, iman seni arkasına taşıyor. Çocuğu sırtında taşıyorum ya. İman da seni taşıyor biliyor musunuz? İman size yük değil, siz imana yüksünüz. Emre, bir daha sana zahmet. Bitti mi yoksa? Haşlama var. Bir daha dinle zahmet. Haşlama sayma. Kardeşim, ahır yanıyor. Bugün çok tuzlu yediniz abi herhalde ya. Sizi çok seviyorum da ondan. Böyle muhatap olmayınca bunlar çıkmıyor be kardeşim. Çıkmaz. Bunu kaç gün böyle bunun zevkini yaşadım. Gelecek şimdi. Hadi perdelere bakalım mı? Taha. Ateş bastı. Zulümat, vahşet ve dehşet içinde diğer alemleri görüyordu. Bunların hepsi perdeymiş. Bunların tersleri bunların içindeymiş. Yani dertler bana dermanmış. Öyle bir dert ki o hostes ne dedi? Bardağı yere vurmuş ya mutfakta. Sokağa atmış ya. Böyle bir derdi olmasaydı nurları tanır mıydı havada uçakta? 10.000 metrede. Dertler neymiş? Derman. Derman. Aslında derman oldu. Derman. Bunların tersleri bunların içinde. Akla hangi perde açılmışsa direkt hayale başka alemler taayyum ve teşahhus ediyor. Bak. Bir daha. Akla hangi perde açılmışsa direkt hayale, yani akla bir alem açıldı mı? O alem. Açılınca otomatik olarak o alem aklın alt birimlerine tahayyül ve tasavvura taayyum ve teşahhus ediyor. Otomatik. Çünkü Üstad diyor öyle. Aklı açıldıkça hayale başka bir şey geliyor diyor dedi ya. Bak bir daha. Aklı hangi perde açılmışsa direkt hayale başka alemler tahayyül ve teşahhus ediyor. Mesela esmalar güneş gibi vurunca zemine ne kadar nebatat ve hayvanat tebarruz ediyor. Değil mi? Ne kadar yere vurmadı mı? Hı hı. Zemine vurunca nebatat 100.000, hayvanat 100.000 ortaya çıkıyor. Mesela köhne, karanlıklı, kokuşmuş vadilere güneş vurunca nasıl orası tersine dönüyor? Öyle değil mi? Hayal edebiliyor musunuz? Zihniniz burada değil mi?
köhne, var ya böyle rutubetli olan, karanlık böyle, güneş girmediği yere, köhne, karanlıktı, kokuşmuş vadilere güneş vurunca nasıl orası tersine dönüyor, canlanıyor, nebatat gidiyor, karanlık kalkıyor, canlanıyor, rutubet gidiyor, karanlık kalkıyor, hayvanat ve nebatatların meskeni oluveriyor. Güneş vurunca. Sanki güneş o tafun etmiş köhne karanlıklı vadinin perdeyi kaldırmış gibi. Yani o vadinin üzerinde köhne kokuşmuş karanlık, yani şey, güneş o perdeyi kaldırmış. Güneş vurunca perde kalkar mı? Bakın niye, nasıl kalkar? Köhne karanlık kokuşmuş, hiçbir şey olmayan bir yerde güneş vurunca ne oluyor? Perdeyi kaldırıyor. Sanki orada bir perde var. Orada başka şeyler görünmeye başlıyor. Köhne yerde başka şeyler gözüküyor. Çamurun içinden başka şeyler gözüküyor. Çamur. Kırmızı, yeşil. Yani aynı çamurda patlıcan çıkıyor. Siyah. Beyaz gül çıkıyor. Biber çıkıyor. Kavun çıkıyor. Tersleri söylüyor. Öyle değil mi? Orada başka şeyler görünmeye başlıyor. Nerede perde vardı? Köhne, kokuşmuş, karanlık yere yoktu böyle bir şey. Güneş mi vuruyor? Ne oluyorsa hiç alakasız bir bitki çıkıyor. Böcekler yaşıyor, hayvanlar meskeni oluyor. Allah Allah! Siyah patlıcan, yeşil sebzeler, beyaz gül, acı biber, tatlı kavun, mesken oluyor. Ne kalktı oradan? Perde kalktı. Nasıl bir perde varmış? Esbat perdesi. Güneşin olmaması perdeymiş. Görüyor musunuz Adem'i? Güneş yok, perde olmuş. Bir şey, güneşin olmaması Adem'idir, Adem perde olmuş. Adem neydi? Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır, değil mi? Perdeyi burada örten mi kullanıyorsunuz, zemin olarak mı kullanıyorsunuz? Zemin. Size karıştı gibi geldi bana. Zemin. Yani o şu... Ama ortaya çıkmasında zemin şey... Tamam, zemin ama... Ötekisi ortaya çıkarıyor. Mesela güneşin güneş olduğunu nereden anlarız? Vadilerden anlıyoruz. Köhne kokuşmuş. Mesela güneşin ne olduğunu için mevcudatı düşünmeden geldik, yaratıldık. Allah semada bizi koydu. Hiç dünya görmedik. Güneşe bakıyoruz. Güneş nedir Osman? Böyle bir şey olduğunu, yapabileceğini, incir olacağını, kavun karpuz olacağını... Tanımsız olurdu. He? Niye tanıyamazdık? Tanımlanamaz ki. Nisbi yok. Onun için yarın inşallah şey yapacağım size. Yani doğru düşünme malzemeleri böyle. Böyle düşünme, bu oralardan onları yazdım o. Nasıl düşünüyorsun? Mesela güneş var, senle güneş ama mevcudat yok. Nisbi yok. İtibariler de yok. Onları yapacağız yani. Anladınız mı mesela? Güneşi ne olduğunu neyle biliyorsun? Mevcudatla biliyorsun. Ha? O zaman nedir? Güneş hem mevcudata hem Adem'dir. Hem Adem'dir. Yani aslında hem bir noktada örtüyor, aslında göstermiyor, bir noktada gösteriyor. Gösteriyor. Değilse tanıyamazdık. Tanıyamazdık. Çok garip ya. Yani bak şimdi. İki hepsi, türlü de perde oldu yani. Hepsi. Bak sinema, bir perde yani kapatan. Bir perde kapatıyor. Perdenin adını kapatır. Ama bir perde var, açan. Sinema perdesi kapatıyor mu, açıyor mu filmi? Filmin ortaya çıktığı yer değil mi? Usta hava perdesi diyor. Toprak perdesi diyor. Sema perdesi. Esir perdesi. Esir perdesi diyor. Güneş için de öyle diyor. Hava, sema, esir perdesinin arkasından bir çıkarmış. Güneş, evet. Ha, güneş öyle diyor. Yani bakın, perde 108 tane, 118 tane perde çeşidi var. Benim külliyattan bulduğum 118 tane. Bir okumuşuz, Nur dersinde var. Ya kardeşim, perde biz hep örteni kafamız çalıştı. Oysa açığa çıktığı yer, sinema perdesi perde midir?
ortaya çıktığı zemin ya. Yani şey abi, perde bir de iki tane, sanki şöyle anladım. Mesela iki tane yan yana diyelim, hani akıl anasın diye. Biri birinin üstüne çıkıyor, biri birini kapatıyor, biri birinden fazla aşıyor, biri diğerini bastırmaya çalışıyor mesela. Öyle bir şeyler gözüküyor. Artık aynı anda zemin olan mesela o topraktaki, topraktan bir papatya çıktı. Hı hı. Ne oldu? Ona aslında güneşi gösteren bir şey oldu. Sinema perdesi gibi, zemin açı açı karan. Zemin oldu ama bir noktadan da aslında kayıtladı ve gizlediği için, evet, tam manasıyla göstermediği için örten de bir perde oldu. Evet. Niye? Bir sürü şeyini örttü. Güneşin birkaç sıfatını gösterebildi papatya. Öyle değil mi? Ya işte hem zemin oldu hem örttü de aslında. Evet, evet. Niye? Güneşin bir sürü sıfatı oraya kadar gelmişti ama birkaçını gösterdi. Alem-i şehadet işte. Hem zemin hem şey, iki türlü perde oldu. Demek alem-i şehadet işte birbirinin hepsini kapatma süreci. Kıyamet oldu mu perde merde kalkıyor ya, hepsi gözüküyor bu sefer orada. Burada abi sanki şeyi de anlatıyor. Hayale gelen manaların en son ilme dönüşmesi, tasdiye kadar inmesini de anlatıyor sanki. Hani akla geliyor, artık perde açılıyor, tasdiye iniyor, ilme dönüşüyor, iman kalkıyor. Hayale yeni bir perde daha açılıyor. Oradan aşağı tekrar tasdiye ilme geliyor. Biraz da gideyim. Alem-i şehadet olmasaydı cennet, cehennem olur muydu ahiret? Yani olurdu da, o vardı ama değil, yoktu. Adem Aleyhisselam'a ne dedi, sen bu meyveyi yersen beka bulacaksın demedi mi? O da beka bulmak için fıtratında vardı. Cennette beka bulmak için yemedi mi? Ölümsüz olacağım. Oysa cennet ölümsüz yer değil midir? Orada olduğu adayı bilmiyor. Yani isimler azami derecede orada gözükecek ya normalde. Peki Adem Aleyhisselam'a isimler öğretilmemiş miydi? Evet. Öğretilmişti kardeşim ama görmemişti. Yani işin kemali burada oluyor. Yani. Bu kemal işin, olmayacak. İşin püf noktası bu. Değil mi? Ve alleme Adem esma-i külliye. Adem'e bütün isimler öğretildi. İsimlerin de perdesiz tecelli ettiği yer cennet. Perdesiz tecelli ettiği yer cennet. Bütün isimlerin de onda tecelli etti. Niye peki alem-i şehadete gelme ihtiyacını duydu? Niye cenneti cennette? Niye cenneti bilemedi? Cenneti cennette bilemezsiniz. Cenneti alem-i şehadette bilirsin. Yani Esma burada kemalini buldu desek, evet, doğru ama ya şey doğru doğru. Perdesiz de yani şu kardeşim. Celal'de cemal, cemal'de celal tecelli ederse kemal olur. Başka olmaz. Cehennem için celal ülkesi diyor. Cennet için de cemal ülkesi bilinmez kardeş. Sadece cemal kemali göstermiyor. Göstermiyor. Cemal cemali gösteremez. Cemal'de bak, celal'de cemal, cemal'de de celal olursa kemal olur. Başka olmaz. O da burada. O da burada. Gibi zıtların cem olur. Cem olacak. Zıtları da cem eden insan. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Benim amcam var öyle. Köyde ders yaptık. Şimdi köy dersleri var, Güneyköy diye geçiyor. Evet. Nur dersini görürseniz. Dedim ki, onlar tefekküre alışmamış ya köylü şimdi. Dedim cenneti getirin dedim, tencereye koyalım. Hepsi bir anda fal taşı gibi açıldı. Bir görseniz böyle, tamam mı? Ne diyecek? Acayip ama. Ben ilk defa duysam ne olurum ben. Herhalde ben şok olurdum ya. Vallahi bunu normal bir cümle değil biliyor musun? Motoru yaptırmamışsın. Tabii ya. Bak şimdi cenneti getir dedim, tencereye koy. Elektrik var elinde. Elinden düş. Cehennemi de koy o tencereye, karıştır. Ne olur dedim. Hakikaten ne olur? İlk defa duymaya kalksam bu sözü. Cenneti cehennemi karıştır. Git buzluna bana koy. Dolsun. Alem-i şehadet olur. Burası olur. İyi aşure dememiş abi. İyi aşure dememiş. Lezzetli oluyor zaten karıştı. Evet ya. Bu sefer o gece yatamamış ki. Yatamamış. Acaba neresi bu? Hakikaten mi değil ya? Bu sefer öyle sorular soruyorlar ki oradan gelenler. Ya tam da bu diyor Mısır tarlasını görüyor. Ya bunun neresinde cehennem var dedi ya. Dedim ki nasıl anlatacağım? Sigara çakman var mı dedim. Bir tanesi genç. Var var hocam dedi. Abi demiyor. Ver. Mısır şey ağaçlar var ya. Kurumuş da kopar onu. Kopar. Getir. Yak bakalım. Bak. Hiç ömründe dedim yandığını görmesen bu yaprakta bu çıkacağını. Bu elini sür bakayım. Yok. Ha işte. Cehennem işte.
Yok, cennet gibiydi, bahçeden cehennem çıktı. Peki bu cehennem gibi olan, içi ateş olan bitkide bak yeşillik var. Senin kafandaki o sıkıntı da nerede? Bu soruları sorup cennete aday olma arzusu var işte sende. Cehennemi haletler verdi ki git çaresini bul diye. Yani cennete gir diye. Ayakları yere basmadan gitmiştir herhalde. Kış demektir yani sıkıntı. Taş atarsın hayvana, ha sahibim beni böyle gitmem istemiyor. Tak 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 böyle git. Bir tane böyle git. Biraz daha laf dinlemeyip gene hudutla şey yaparsan isabet ettirir taşı çoban. Bize de Allah bir musibet taşını atıyor diyor meslevide. Bir sıkıntı taşını atıyor, bir psikoloji taşını atıyor. Geç o tarafa. Geç. Pişt. Öyle. Laf dinlemesin biraz da gelsin. Tak diye kafana vuruyor. İster. Diyor. Sanki güneş o tafun etmiş köhne karanlık vadiden perdeyi kaldırmış. O onda başka şeyler görünmeye başlıyor. Bu sefer aynı yer başka bir yere dönüştürülüyor. Aynen esmalar da tecelli edince böyle oluyor. Esma güneşe misal, güneşin sıfatları ve tesirleri ise esmanın cil ve cemal nakış ve sanatlarının sanatları gibi zulümatlar ortaya çıkıyor. Şimdi zulümatları da biraz lugati mana vereceğim. Sonra akla o 18 bin alem ne demek? Ona gireceğim ama bu kadar bir paragraf işi bitirecek. Allah. Bak. Zulümat neymiş? Lugat. Ama lugatta yok tabii bu lugat. Bir tarafı var, birazı var, biraz diğeri yok. Zulümat karanlıkmış. Lugatta böyle yazar. Zulümat karanlık, dinsizlik. Ha, buraya kadar bitti lugatta. İman bir bağdı. Yani bu lugatta ama lugatta yok şimdi. İman bir bağdı. Bunun zıttının kaptaki haletiymiş zulümat. Böyle bir lugatta bulamazsınız. İman bir bağdı biliyorsunuz değil mi? İman bir bağdır. Yani intisap olarak. İntisap. Bunun zıttı iman bağdı. İman olmayınca kalpte bir halet olur. Bu işte. İmanın zıttı zulümat mıdır? Değildir o. Değildir. Zıttı... Oluşturan bir halet. Hmm. Yani kendisi değil yani. Oluşan bir halet dedik. İmanın olmayışında kalpte bu olur. Oluşan, bu oluşan değil. Oluşanlardan bir tanesi bu. Bir şeye girsen ki bir şehre. Bir şehre girsen ki ama ışık, nur yok. Sanki her şeyin üstünü kara perde örtmüş ve her şeyi yok etmiş. Zulümat böyle bir şey. Her şey var ama hiçbir şey yok. Şimdi dehşete, cebahşete giriyorum. Yabanilik lugatta ıssız tena, vehim ürkütücü, korku vahşilik. Ha, şimdi bizim şey tena ve ıssız ve korkunç yerin insana açtığı halet. Ne? Tenha, ıssız, korkunç yerin insana açtığı halet. Bu vahşet mi? Bu vahşet. Dehşet şimdi. Ürkmek. Mekana daha çok bak. Evet. Gerçi mekana mı? Halet. Issız, korkunç, karanlık bir yerin. Yerin insana açtığı halet. Bu vahşet. Zulümat ise yani her şeyi ortadan kaldıran var da var olduğu yerde yok olması. Zulüm, örtmüş dedik ya. Dehşet ise ürkmek, kaçılacak ve korkulacak şey, şaşmak, korku ve telaş içinde olmak. Yani bunu da dehşet şu. Safari misali veriyordum. Afrika'da vahşi canavarların ortasına düştün. Kaçtım bu taraftan sırtlan var. Ölüm şekli belli. Ölmek istemiyorsun. Bu tarafa kaçtım timsah var. Ölüm şekli belli. Bu tarafa kaçtım aslan var. Aslanın şeyi. Yani mutlaka bir tanesinden seçmen lazım. Osman
İlk 10 saniye sana böyle. Hangi şekilde ölmek isterdin? Hiçbiri gibi bir şey olmadı. Tamam be. Çünkü o anda bunu hangi şekilde öleyim haletteyken o haline dehşet denir. Önümden ölümü seç. Bu dehşet. Bu halet birçok sisteme aktif eder abi sanki. İşte bu üç tane halet bunun içinde şimdi çıkacak. Şimdi geliyoruz cümleye. Hangi perde akla karşı açılmışsa tırnak kapa. Şimdi hazır mıyız? Evet. Allahu alem en iyi bilen Allah. Bu alemler 18 o alemler vardı ya. Bu alemler neymiş? Akla açılması neymiş biliyor musunuz? Bu alemler aklın sıfatları olan 30 küsur sıfatların kendileriymiş. Yani mesela aklın sıfatları neydi? 24 tane saymıştık. Allah Allah kafam tutuldu. Fehim ya. Abi fehim. Fehim, idrak, hüşyar, tefekkür. Yani bunlar. Ha, 30 küsur tane aklın sıfatı var. Akla açıldıkça demek aslında o aklın sıfatları alemlerin bizdeki karşılığı. O perde merde değil. O alemlerin bizde olmaz. Bizde. Mesela şöyle diyelim. Cep telefonunla film seyrediyorsunuz. Seyrediyor musunuz? Ama filmin aynı yerde duruyor. Bu mudur? Hayır. Değil de değil. Film duruyor. Gavur orada koymuş. Burada da film yok mu? İnternette canlı seyrediyorsun. Bu mudur? Değildir. Değil de değildir. Ama o. Ne aynadır ne gayrıdır. Veya ustadın misaliyle ne diyor? Ne aydır ne gayrıdır? Nerede kullanıyor? 16. sözde. Nerede kullanıyor? Hatırladınız mı? Güne. He? Hazreti Cebrail diyor. Çekirdek var ya çekirdek. Toprağın altındaki çekirdek ağaç oldu. Sonra meyve verdi. Meyvenin içinde çekirdek yok muydu? Var. Bu çekirdek, bu kökteki çekirdeğin ne aynısıdır ne gayrısıdır. Tamam. Şimdi o alemler buzdolabına sok donsun. Hakikat formatını değiştir. Aklın içine koy. Akıl bir pakettir. İçerisinde 30 küsur tane sıfatı var. Zekabet, idrak, muhakeme, muvazene, fehim. Bunlar aklın sıfatları değil mi? Bu aklın sıfatları iken alemlerin donmuş halidir. Alemdir, alem onlar. Aklın sıfatları alemdir. Akıl kendini keşfediyor gibi. Evet. Yani kendi şeye bakarak. He, şimdi bak devam edeyim. Allahu alem bu alemler aklın sıfatları olan 30 küsur sıfatların alemleridir. Alemlerin bizdeki hakikatlarıdır. Hani sıfatların bizdeki hakikatları. O sıfatlar o alemlerin temsil ediyor. O sıfatlar var ya, yani zekabe, muhakeme, muvazene, o alemlerin temsil ediyor burada. Müstemlekesi yani. Peki orada iki tane şey vardı ya abi, şu alem diyor, birbiri içinde sarılı, bu alem içinde gördüm. Bir şu, bir bu var. Evet. Sizin söylediğiniz hangisi? İşte bu, oraya geleceğim de, bununla bilindikten sonra işaret edecek. Yani sıralama nasıldı? Şu alem, bir tane dışarısında. Çünkü bunu kalpten dışarıya çıktı, kalben ve kalbin ruhuna karar bakıyor. Tamam. Şu alem. Bir içinde sarılı bir gün goncası gibi. Şu alem içinde gördüm. Evet. Bu ilk önce akıl. Tamam mı? Akılla. Tamam şu alem. Sonra kalbin ve hissin dereceyi, ruhun dereceyi hayatına giriyor. Bu alemdir. Tersi mi yoksa? Birincisi dur neydi? Bir daha onu düşünelim. Bir daha bir dakika. Şu dedi ki.
Birbirine sarılı yapraklı bir görüncesi gibi şu alem, şu alem binler perde perde için sarılı birbiri altına saklı alemin o alem içinde gördüm. Ha, bu kalbi birincisi. Bu. Şu alem kalbi. Çünkü dışında bu. Tamam. Sonra bu şu alem birbiri perde içinde sarılı birbiri altına saklı alemleri bu alem içinde gördüm. İniyor aşağıya. Yani şöyle dur ters söyledim dur. İlk önce şu alem derken, şu alem derken arkasına geçiyor. Tamam. Arkasına geçiyor. Geçtikten sonra o alemi seyrediyor. Tamam. Ondan sonra dehşet alıyor. Birbiri içinde sarılı bir şey görüyor. Ama görüyor yani. Görüyor dışarıda. Sonra içine bir bakıyor ki içine giriyor. Aa bu alemde zulmet. Ha, anladın mı şimdi? Yani şey 23'ün sözde kendi mezar taşını görmesi. İlk önce aklın mezar taşı bir 23'ün sözde saraylar. Ha. İlk önce akıl. Şu alem derken akılla görüyor. Sonra da kendisi olduğunu görüyor. Bu alem diyor kendisi. Bu alem. Görüyor şu alem sonra bu alem. Ha şey gibi sanki miraç çıktı fenafillah bekabillah. Bekabillah gibi. Fenafillah bekabillah oldu. Döndü kendinde hepsini. Evet. İlk önce aklen şey yapmış. Çünkü öyle olduğunu, zulümat, vahşet, dehşeti de oldu. Şu alem zulümatlı, vahşetli ve dehşetli. Sonra bir giriyor içeri, aa öyle değilmiş yani. İlk önce aklidir, seyahat ediyor, aklen oluyor. Sonra kalbe de inkılap ediyor. Kalbe inkılap ediyor. Nerede ediyor? Yani burada, burada. Kendi tamam. Aleminde inkılap ediyor. Ha. Geçiyor. Sonra kendisi söylüyor zaten. Hangi perde akla karşı açılmışsa bak. Akla karşı açılmışsa hayale karşı başka bir alem fakat gafleti karanlıklı alemleri görüyor. Kalbi söylüyor. Seyri kalbi. Ha, sonra kalbi olduğunu nasıl anlıyoruz? Güneş gibi bir ismi ilahi tecelli edince o alemler değişiyor. İsmi ilahi kalbe oluyor. Devam edeyim. Benim hayret ettiğim yeni şey oldu. O alemler akla açılması, akıl var o alemler. Osman bakar mısın elime? Akıl o alemler. O ve ben. Öyle değilmiş. O alemlerin hakikatleri aklın sıfatlarıymış. O bu değil. İlk önce o buydu. Sonra baktı ki buymuş. Şuydu bu oldu. Evet şuydu bu oldu. Şuydu bu oldu. Yani akıl ve o alemler, şu alemler, akıl ve şu alemler. Ay baktı ki o şu alemler değilmiş ya, bu alemler. Ben değilmişim. Ben miymişim ya? Yo, akıl açılması demek. Aa akıl gördü değil. Aa, kendisiymiş. Şey peki. Gibi oldu, şu dediğinde ağaca baktı. Bu deyince kendi çekirdek olduğunu, bu ağaçtan çıkıyor. Evet, aynen öyle. O da biraz, akıldaki sıfatlarmış. Sıfatlarmış. Yani bu nokta. Meğer bu alemler, o alemler var ya bir sürü dehşet, vahşet, zulümatlı alemler vardı bir sürü. Onlar aklın sıfatıymış. O alemler bu. O zaman bunlar hep akli sıfatlar mı, zulümat? Bir ara bir zulümat kalbidir demek. Evet, evet. Yani. Ama o yansımaları da dışarı vurmuşlar. O alemler olunca akıl bloku olmuş. Yani şu, ona takılma, zulmattan şöyle çık, o alemleri kafaya şey, akıl ve alemler. Şimdiye kadar öyle biliyorduk, alem ve akıl. Öyle bir şey değilmiş bu. O alemlerin hakikatleri aklı yapılandırmış. Aklın sıfatlarıymış. Zulmatı boş ver şimdi, sonra. Tamam. Bu o. Yani şu alemler, akıl. Akla göre şu alemler, sonra baktı ki, bak akla göre şu alemler, bir baktı ki o alemler neyin nesidir deyince, baktı ki bu aklın içindeki bu alemlermiş. O zannediyor ki adı aslında buradaymış. Orada zannettiğim şey, mesela bak. Yıldızlar var ya orada. Yıldız oradan burada mı? Burada. Aa şu yıldıza bak. Yıldız buradaymış. Aa orada birisi geçiyor. Gece. Öyle bir şey yok burada. Fethulü fi ibadî vethulü cenneti. Gireceksin değil mi? İyi. Girdi. Burada. Burada. Şu değil. Buymuş. Şu buya dönüştü.
abi Rize'de bir şey anlatmıştınız. Zaten anlamayacaklar demiştiniz ses kaydında. Bir şey yaşadığını söylediniz. Bütün kainata böyle dağınık olan bir şey toplandı geldi. Kulak gibi, göz gibi, pencere oldu. Heyecandan kalktım gibi bir ifade kullandınız. Evet. Bu o galiba değil mi? Yani böyle bir tuhaf yani. Nasıldı o ya? Korktum böyle yani, böyle var ya. Bir tür alem geldi, ufaldı. Böyle bir halet işte ya, böyle. Baktım, buraya her şey yere girdi. Bütün alem girince, ben alem yok ya, bende yok olunca ben nerede? Korkuyorsun bu sefer ya. Hiçbir şey olmuyor. Ya bütün alemler var ya, bütün kainatı beni kuşattı böyle, galaksiler, samanyolu. Bu da sabah namazında önce kalkmıştım. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Balkonda oturdum, sabah namazını bekliyordum. Mehmet kardeş biliyor, Osman da biliyor bizim evi. Böyle vadi, karşı iki köy. Nazarımı karşıya geçirdim. Nazarım gitti geldi, korkmadım. Ah elhamdülillah orası. Aşağı tepeler işte falan köy. Tanımlayabildiğim için rahat ettim. Falan köy. Nazar gitti geldi, yansıdı. Sırmaya bir baktım Osman. Ya, gidiyor, yansıması yok. Geri gelmiyor. Nazarım gidiyor da gidiyor boşluğa. Boşluğa beni bu sefer o boşluğa soktu. Dehşet aldım yani. Oldu. Semaya bakın gece yarısı. Gece yarısı teheccüde kalkınca bakın. Çok dehşet veriyor. Böyle. Karşıki dağa bakın. Gidiyor nazarın geri geliyor. Yani anlamlanıyor. Bakışını anlam yükleniyor geri geliyor. Seni rahatlatıyor. İzah ediyorsun orayı. Ama oraya bakınca geri gelen yok. Hep gidiyor. Hep sömürüldün, seni anafor gibi çekiyor ya. Dehşet, vahşet, zulümat mı diyorsun? Evet, onu. Ondan sonra şeye dönüştü bu. Şems üzerine nuruç şey yapacak ya, şimdi bütün galaksiler hayal edebildim. Galaksiler böyle, hep çekirdekte ne olurdu ya ağaç. Filmi ters çevir, koşarken geri geliyor ya. Ondan sonra bütün kainat ufaldı. Hayalini böyle gözünü kapat, ufaldı, burnundan girdi, burnundan çıkanlar, kulağından girdi, gözünden girdi, ufaldı, her şey yok oldu, sen ne oldun şimdi, neredesin şimdi? Sen kimsin? Sen, çünkü Allah. Hayal ettiğin ve düşündüğüne, dönüştüğüne göre bu nedir? Çok işte dehşet ve zulümat ve vahşette kaldım. Bunu nerede de anlatıyor bir parça? Ad kelimesinde 30. sözde söylüyor. Şeylemada söylüyor. Ne diyor? Bir saray varmış. Sarayın içinde ne varmış? Sarayın içinde alem varmış. Alemin içinde memleket varmış. Bir de şehir varmış. Bak saray var. O zaman saray nerede ya? Sarayın içinde alem, memleket, şehir. Yapayım. Sarayın içinde bütün alemler var, onun içinde Türkiye var, onun içinde Edremit var. Tamam da o zaman saray nerede? Öyle oluyor. Her şeyi aslına dönüştürüyorsun bu tefekkürle. Şeyde Emir'de 146'da Esma-i İlahiye ve sıfatlarla ilgili akıl ve kalple ilgili çok güzel bağlantı kurmuş abi. Oku işte dinleyin. Eğer uzun değilse. Çok değil. Evet ben hülasayı okuduğum zaman koca kainat nazarımda bir halka-i zikir oluyor. Kainat. Evet. Fakat her nevinin lisanı çok geniş olmasından fikir yoluyla sıfat ve esma-i ilahiyeyi ilmel yakin ile izah etmek için akıl çok çabalıyor. Sonra tam görür hakikat-i insaniyeye baktığı vakit o cami mikyasta, o küçük haritacıkta, o doğru numunecikte, o hassas mizancıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kati ve şuhudi ve izani bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o sıfat ve esmayı tasdik eder. Hem çok kolay, hem hazır yanındaki aynasında hiç uzun bir seyahati fikriye muhtaç olmadan imanı tahkiki kazanır ve innallaha halakal insane ala suretir rahman
hakiki bir manasını anlar. Bütün alem kendisini dürülüyor. Eğer orada siz enfüse geçemeseydiniz, onu toplayıp kendinizle cemirlemeseydiniz, orada yani afakta boğulabilirdiniz. Yani. Darmadağın olursun. Evet. Yani o tefekkürde yani kalp şeyiniz bozulur diye. Kesin sistem bozulur. Yani onu siz enfüsünüzde kendinizle cem etmekle, yani ona bir altyapınız olduğu için yapmasaydınız işiniz karışıktı yani. Kesinlikle afakta boğulurdu. Hiçbir şansın yoktu. Nadir abi derdi ki ne kadar ben tefekkür etsem de hep yani Allah'ın böyle azametini anlamak istiyorum, elmeye bakıyorum, bir derece sonra yok, bitiyor. Dağlar altında nereye bakarsam bakayım, bütün alemi, alemime cem edince ancak rahatladım. O zaman şirk ve her türlü şirkten kurtuluyorsun. Çünkü dışarıda kimse kalmıyor. Vücut verecek kimse kalmıyor, hep sende dürülüyor, sende cam oluyor. O zaman bütün o şirklerden kurtuluyorsun. O hayat bahsini anlatıyor. Her türlü şirk ve küfürden insan kurtuluyor. Enfusi tefekkürde. Çünkü alemini yok oluyor hepsi. Cem oluyor. Senden hiç kimse kalmıyor ki ona şirk yapasın. Hepsi aslına dönüştürüyoruz. Zaten yani mantıken de öyle değil midir? Afakta yaptığın şey ancak ilmel yakin olur. Kendinde potanda erittiği şey aynel yakinleşir ve hakkal yakinleşebilir. Evet. Başka türlü dışarıda hakkal yakin nasıl olabilsin ki? Sen nasıl olacak? Dışarıda olamaz ki. Ancak hakkal yakin burada olur. Yani Allah bile sende hakkal yakin olacak. Evet, Allah bilir. Demişti ya, sen kabiri buraya getirdin, haşir getirdin. Kardeşim yeter dedi ya, Sırat Köprüsü'nü de mi bu aleme getirdin? Sırat Köprüsü bu alemde ne işi var? Daha inersin dedim. Allah bile bu alemde dedim. Ötesi şu, düşünse Allah'a iman, hakkallekin insanda nasıl olur? Nasıl olacak? Onu hediye getirmemiş mi? Miraç'ın beş meyvesi yok mu? Birinci meyvesinde ne anlatıyor? Hakaik imaniyi gözüyle görmüş, bize getirmiş diyor. Hakaik imani. Hakaik imani ne var? Amentü billahi ve melaketi ve kötü verin. Gözüyle görmüş diyor. Getirmiş bize. Allah bunu diyor. Astroloz böceği iyi diyor, iyi zikrediyor. Peki. Biraz da gideyim kesiyor. Gidin abi. Niye kesiyorsunuz abi? Devam edin. Daha bitecek var değil mi? Daha var bir sayfa. Daha var var. Sabah edeceğiz abi. Evet. Yok yok abi olur. Namaz yok kardeş. Namaz kalktı. Bizim namazımız kılınmış. Bizim namazımız. İyi bir mezhebden namaz bakın. Hani tehlike. Hasan'ın iyi mezhebi. Yoksa öldük de haberimiz mi yok? aramızda birisi ölmüş de inan haberi yok. Haberi yok ha. Ölmüş, öldüğünü bilmediği için canlı zannediyor. İşin garip tarafı kendisine vermiyor, başkası acaba kimdir diye düşünüyor birisi. Ya var, kimse söylesin örtecik. Ben de bilmiyorum, her zaman söylüyorsan abim. Kalbin, şöyle bir, o sıfatlar o alemleri temsil ediyor. Aklın sıfatları var ya, aslında doğmuş o alemdir. Kalbin alemleri ayrı, aklın alemleri ayrıdır. Akla, aklın sıfatlarının temsil etmiş. Bak, akla, aklın sıfatları temsil etmiş, olduğu alemler açılmış. Akla ne açılmış? Aklın sıfatlarının alemleri. Mesela muhakeme, hüşyar, İdrak, zekavet, bir alemin ismidir bu. O zekavet, zekilik, o alemlerin hakikati dolmuş, bizde olmuş. Akla bu açılmış. O bu değil. Gülün içi patlamış. Yani işte diyelim ki Mısır'dan ağaç patlamış. Mısır. Tamam, çekirdekten ağaç patlamış. Aklın sıfatlarından o akıllar patlayınca, aklın şahit olduğu kendi sıfatlarıdır. Dimağın temsilcisi neydi? Şeceri hakikatte neydi? Lef-i mahfuzdu. Sıfatları ise, şimdi delillendiriyoruz bak. Dimağın temsilcisi lef-i mahfuzdu. Sıfatları ise ille lef-i mahfuzdaki alemler değil, bundan aşağı olan
alemlere de şamildir. Öyle değil mi? Mesela Lef-i Mahfuz'un, Lef-i Mahfuz'da ispatta onun alemlerinden, Kürs'te onun aşağısında, Kâf'ın tezgahı, bunun alemlerinden, değil mi? O zaman Lef-i Mahfuz'un bunlar aşağısında olunca, yani üniversite diploması olan da, ilkokul, ortaokul diploması da otomatik var ya, Lef-i Mahfuz'u açılan bir insana aynı zamanda Kürs de açılmış, ondan sonra Kâf'ın tezgahı da açılmış, Berzah da açılmış oluyor. Hatta güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder diyor. Allahu alem bu isimlerde arştaki isimlerdir. İsmi ilahi güneşe misal vermiyor mu? İyi dinleyin ve bitirin. İsmi ilahi güneşe misal veriyor. İsmi ilahi güneş gibidir. Peki gelelim şeye. Bilginizi kullanın. Arş neydi? Perdesiz esmaların tecelli ettiği, tayin ettiği yer değil midir? Perdesiz. Ha, her bir ismiyle güneş gibi tecelli etti demek, ustad nereden bakıyor bu olaya diye şey yapacağım. İsimler arşta idiler. Ha, arş isimlerin perdesiz tecelli ettiği alemdi. İsimlerin menşei arş. İşte bu isimlerden güneş gibi ismiyle tenvir ediyor. Yani akla arş açılıyor, kürs açılıyor, isimler tenvir etmesi ise arşın açıldığını gösteriyor. O alemler akla açıldı demek, arş akla açıldı demek. Çünkü arş isimlerin perdesiz ettiği, tecelli ettiği yerdir. Arş açılıyor. Yani arş nereydi? Normalde bizim kalbin şeyiydi. Kalp. Yani o zaman akıl kalple beraber, arşa kadar beraber çıktılar. Hatta akıl sonra devam edip Lef-i Mahfuz'u da görecek evet. Yani. Evet. Akıl devam ediyor. Değil akılsız mi? Din yoktur. Arkadaşlar, aklın veri tabanları vardı ya, akıl bir paketin adıdır. İçinde sıfatlar var. Hüşyar, idrak, mudrike, tefekkür, zekavet, fehim, aklın sıfatları ya, o alemlerin hakikatları. Aklı açıldı demek, aklın sıfatları, o sıfatlarıyla aslına geçti akıl. Tamam. Ne demek, nereye geçti biliyor musun otomatik? Arşa girdi. Peki 16. lemada ne diyor? Nadir insanlar o alemlere, o lef-i ezeliye girerler diyor. Hatırladın mı Murat? Evet. 16. lemada. Nadiren keşif çıkar diyor. Evet. Nadiren keşifin dışında kişi giriyormuş. Bak 16. lemada o alemlere diyor nadir insanlar giriyormuş. Lef-i ezeliye giriyor. Nadir abi diyorsunuz ha? Nadir. 16. lema. Neredeydi? Nadir abi beni varis bıraktı abi ya. El vermiş. Evet, bak şurada. Diyor ki... Hangi sene? Fakat o hadise eceli muallat gibi Lef-i Ezeli'nin bir nevi defteri hükmünde olan Lef-i Mahve ispatta mukadder olarak yazılmıştır. İyi dinleyin şimdi. Gayet nadir olarak Lev-i Ezeli'ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor. İşte bu sıra binaen peki nasıl girdiğini anlayacağız. Bak gayet nadir olarak Lev-i Ezeli'ye kadar keşif çıkar. Keşif burada. Lev-i Ezeli şey... Lev-i Ezeli. Ezeli lefalar. Lef-i Mahfuz. Peki ustad oraya girdiğini nasıl anlayacağız? Zaten girmesi de yapmaz ama burada girdiğini söylüyor. Şurada. Girdim demiyor da ama demiyor da demiyor. Diyor canım. Ha bak şurada.
Yok, 271'de. Diyor ki el felfi salat ve el felfi salamun aleyke ya Resulallah cümlesini namaz tesbihatında okurken inkişaf eden yani inkişaf denen yükselmek falan değil, keşif, açılıyor. Keşif. Eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Tamamını tutamadım. Fakat işaret mevinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki gece alemi şimdi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim. Kılarken yatsı namazında namazın içinde o aleme girdim. Hayalin fevkalade inbisatından ve mahiyet insanının bütün dünya ile alakadarlığından koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Yatsı namazına girdim diyor. Daha ne diyecek usta? Devam edin abi, sizin yaşadığınız şeyin aynısı işte. Menzili gibi gördüm. Ziyayatlar ve insanlar o derece küçüldüler. Küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyet-i manevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayalen müşahede ettim. Bir adam yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzu içimden coşar buldum. Halüsinasyon görüyor. Siz de görmüşsünüz ama serat vermeyi unutmuşsunuz ha. Sizinki de farkı, hayal yani. Sizinki de farkı şöyle gibi geldi. Bilmiyorum yani. Sizinkinde kendi hani hususi aleminizde kalıp yani asıl şimdi Nur Muhammediye çekirdek esasa asıl ağacı üstad müşahede etmiş orada. Onda da peygamberimize salavat getirme ihtiyacı görmüş. Evet. Yani kendinde bütünü o esas şeye intikal etmiş. Sizde mesela şahsi kalmış gibi gördüm. Ya basit ya. Ben o şeye hayal. Karşılığı şey. Hani gibi. Bizdeki öyle değil ya. Ha tabii ise. Çok garip yani. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Zaman, mekan hep yok oluyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yani bu derken dünya falan değil ha. Ne ahiret, ne ağaç, hiçbir şey yok. Yani üstad mesela burada şöyle deseydi abi. Cennet benim, şey kürs benim, nur işte hakikat Muhammediye benim, nur Muhammediye benim deseydi. Evet. Orada bir şeylik vardı. Üstad bunun bir üstünde bir şeyler ifade ediyor aslında. Hem kendini ayırt ediyor hem birleştiriyor şeklinde gibi. Yani şey İmam Rabbani Hazretleri diyor ki şeyde, yani hem birleştiriyor hem de farklı yani selam veriyor. Genel Hazretleri'ninki bir nevi sekre girmiş gibi. Ha, sekir hali gibi ama bunda o sekir hali yok. Bunda yok. Muazzene ve şeyi şey yapıyor. Farkında. Yatalı. Yatalı değil mi? Allah. İpin ucu kaçmış değil ama yani. Ama belki de Üstad diyor ya. Böyle bir elimizde ölçüler olmasa biz hiç ipin ucunu kaçırır. Yani bunları okuduğumuz için haddimiz hududumuzu koyuyor. Ya. Hemen sarılıyoruz. Ondan sonra ne yaptım? Ben ne yaptım? O de şey balkon ışığını yaktım. Ondan sonra Ayet-i Kübra'da semaya baktım, mevzusunu okudum. Hmm. Sonra nereye okudum biliyor musun? Mektubatta yıldızlar şey var ya, ikinci mektup. Onu okudum, yıldız kümelerini. Tam damar yerler. Damar, onları iki el böyle. Namaz vakti girdi, namazı kıldım. Öyle garip garip öyle, yetimhane bir hal. Sanki her şey bitmiş, yorulmuş. Öyle acayip bir şeyle. Öyle anladım ki külliyatı daha kıyısında dolaşıyormuşuz. Aslında bu kelimeleri nasıl gördüm o zaman? Böyle bataklıktır, vahşi canavarlar, ne bileyim. Taşlar tamam mı? Bas, 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 geç. Bas, bas, bas. Düşme hani atlıyorsun ya bataklıklar. Taş koymuşlar, taşı, taşı, evet. Taş. Hani tap, ta, at, 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 geç. Bu kelimeler öyleymiş. Maksıt mana değilmiş bu. Bu yolmuş. İşaret, burada sen yürüyeceksin. İşaretler diyor burada. Ben bunları yol olarak, kendisi zaten taş olarak koydum diyor. Mesnevi de diyor ki,
unutmamak için diyor, meyek taşları olarak koy. Bu netice değil, bu yoldur. Ben sana diyorum ki, İstanbul, işte Gökalp Mahallesi, bilmem ne caddesi, bilmem ne. Ben sana adresi söyledim. Adresi sen gideceksin. Bu adresi söylüyor, yolu söylüyor. Bir nevi bunlar sağlam bir şekilde merdiven döşemek ki geri gelebilesin değil mi abi? Evet, yani bu aynı zamanda usulü fıkıh kaidesini, usulü fıkıh kaidesini de içerdiği için öyle hissi, haleti, taşkınlık, aşkınlık yaşattırmıyor sana. Hepsi akıllı. Bazen deliliğe verip anlatıyorum ya, şey olmasın diye. Aslında usulü fıkıhta Risale bizi koruyor. Dur, dur burada. Dur burada. Haddini aşma. Demin dedi ya Osman abi hani arş benim, kürs benim dememiş de daha böyle bir ifade kullanmış ya. Yani onun şey eğer Üsaadetleri öyle deseydi o zaman kelam tam cami bir kelam olmazdı yani. Ama böyle teşbihli bir ifade kullandığı için herkes o çok şey, içine alsın herkesi. Evet, çok şey tabi ki. Evet. Yoksa eğer söyleseydi ben şuyum buyum o kadar olmuş olurdu yani. Bitti. Evet. O kadar. O. Sen ha olmuşsun. Öyle değil. Yani usulü fıkıh kitabıdır, Risale'dir. Aynen. Yani ne kadar aslında dikkatli ifadeler. Yani düşün şimdi orada ne diyeceğim diye günlerce düşünmen lazım. Ya öyle mi desin? Böyle bir desen hızlı anlamadım. Yazılıyormuş ya. Yani böyle. Ben mesela en çok hoşlandığım bir taraf şu. Aşkınlık ve taşkınlık yaptırmıyor. Haddini hududunu aştırmıyor. Dur. Çıkma burayı. Çıkma. 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 Burada. Böyle. Böyle düşün. Böyle şey. Böyle. Mesela Şecer-i Fırkat'ı yanına otur. Ya bu sırrı insanı anlattım, söyledim. Şecer-i Fırkat'ın arkasına geç. Kalbin ve ruhun dereceyi ayetlerine geçince varlığın arkasına geçiyorsun. Kalbin ve ruhun dereceyi ayetlerine geçince arkaya geçiyorsun. Ene mesela. Yani ene ne anlatıyor? Bunu anlatıyor yani. Yaradılış sürecini seyret. Ene derse o dersin. Devam edeyim şuna. İmam Rabbani diyordunuz abi. Ne bileyim. Muhammed bir şey diyeceğim. Allah Allah. Demek ki akla arş açılmış da o alemler açıldı. O alemler karşılığı bizde sıfatlardır. O sıfatların hakikati arştır. Arş açıldı. Aynı zamanda akıl nurlanınca tahayyül de tasavvur da oraya da tesir ediyor. O da nurlanıyor. Yani mesela diyelim ki adam gelen için söylüyor. O alemleri geçtikten sonra ne oluyormuş biliyor musun? Geçmişinde bazı kusurlar var ya o alemde duruyor. Alemi misali daireleri olan var ya lef-i misali. Alem-i Erbağ'ın dairesi var ya daireyi. Daire-i Erva. Oraya geçiyorlar. Geçmiş geçmişte gençliğinde yaptığı yanlışlıklar var. Geylani'de var böyle. Kıbleye karşı ayağını uzatmış gençe çocukken. Gitmiş. O kemal bulduktan sonra gitmiş orayı temizlemiş, silmiş. Abi lemalarda geçiyor. Kuvvet-i iman ile mazinin en derin derelerine girer. Evet. Hüzünlerin zulmetlerini def eder. Evet. Bu mu demek? Evet, ya bir tanesi var. Allah. Lefezeliğe girer nadir insan. Birinci ne yapacaksın? Settar ismine adami derecede mazar olduğun için kıbleye ayak uzattı. Ayakta su içti. Tatlı onları siliyorsun. Geçmişin bütün o günahlarını siliyorsun sen. Bence o değil abi ya. Onu çok dar. basit mi olur? Bence orada kendini bakıyor ya. Kendini buluyor. Şey harika. O da harikaydı. Onlar uğraşmaz artık da. Yani. Evet. Ama bu var mı abi? Geçmişe gidip hatasını. Tabii canım. Onlar, bu ama mezmisi düşük. Onun için daha cami altı. Kendini kendinde seyrediyor. Ulan onun için gidiyor oraya. Ne yapacaksın gidip daha küsur? Buradan da zaten silerdi diyor. Doğru söylüyorsun. Sen doğrusun. Kendini kendinde seyretmek. Yani kaynağa ne kadar yaklaşarak bakarsan kendini o kadar görürsün. Çok acayip ya. Bir dakika. Kendini kendinle seyredince nasıl bir dehşet alıyorsun ya. Biliyor musunuz? Rahatlatma değil ama dehşet. Bazen diyordum ama demeyeceğim ama değil. Mesela aynaya gözünüze bakmayın diyor.
Ama daha beter bakıyorlarmış. Dediğim için. Bakma diyor. Merak tahrik ediyorsunuz. He aslan yani ben baktım. Ben duydum gittim baktım. Baktım iyi. Anlamadım ama dehşet bir korku. Nasıl bakacağını bilmiyor. Korku sarıyor. Yabancı bir şey görüyorsun. Yani. Hep yabancı görüyorsun. Niye öyle oluyor? Çünkü kalp gözün kalbin aynası göz ya. Kalbini seyrediyorsun ya. Orada başka bir başka birileri ya. Başka birileri var. Yani nefsimizi falan mı görüyoruz acaba? Ya nefsimizi hayvanı görüyor olabilir miyiz? Hayvanı görüyoruz, ne bileyim ben acayip bir, ben tanımlayamadım kimmiş o. Ben de şey bakmıyorum. Siz ne gördünüz bakın sen? Tost gelmedi mi size biraz? Gelmedi ya. Bana da yabancı geldi. Yani. Hep yabancı geldi. Kötüyün sen. Sonra şu tefekkürümü yaptım. Yani böyle aynaya bakınca ilk defa başkasının suratı bende olsa sabah aynaya abdest alacağım yüzüme bakıyorum. Ona baktım ki başka bir surat yani Allah Allah zenci bir adam. Ne olurdunuz? Korku günleri buna binaen bir yani. Başka anneye bakardın. Evet. Acaba bu anne yanlış gösterdi başka bir. Bizi gösterene kadar. Ya zaten abi size bakılıyor ki yani. Galiba aynaya bakınca her şeyin sana baktığını görünce dehşet alıyor. Yani acayip bir şey ya. Neyse bizde kaldı. Bakınca böyle sanki bu delik var ya delik. Böyle bir şey umman gibi bir şey gözüküyor ya. Dibi yok. Hani daha karşıki köye baktım ya, alemim de tanımlandığı için, izah bulduğu için rahat ettim. Gittim geldim o dağa, gittim geldim. Ama semaya, galaksilere bakınca gidip gelemediğim için bittim yani. Burası da öyle. Buradan bakınca dehşet almamın sebebi dibini görmedim. Abi üstad şu alem dediğinde mi o zulümat karanlık şeyleri görmüştü? Hasan abi burada üstad şey diyor bakın yani bilmiyorum yakışı yaptınız mı? Bu zulümat, vahşet, dehşet nerede görüyor? Şu an. Serbest bölgesinde görüyor. Serbest hepsi. Yani bizim şeyimiz neredeydi? Zamlarımdaydı benim şeyler. Evet. Hep serbest bölge. Bunlar. Bak diyor ki hangi perde aklı açılmışsa hayale karşı başka bir alem. Fakat gafletle karanlıklı bir alem. Yani kendi zanlarında oluşturduğu şeyle akıl o hayal tasavvurun perdeleri üstünde görüyor. Yani bütün olay serbest bölgede yine dönüyor. Evet. Yani zemin, hayal tasavvur perdesi. Şu alem mi oluyor? Akıl açıyor onun içerisinde. Tamam. Onun içinde de neler vardı zaten bizim zanlarımızdan dolayı. Vahşet, zulümat, gaflet, karanlıkları vardı zaten. Onların içerisinde o perdeleri açıyor. O şu alem miydi, bu alem miydi o karanlık şeyler? Karanlıklı olan mı? Şu an anlattığına göre şuyu Buda gördü. Aklın sıfatlarında hayal tasavvurunu açtı. İşte aynada bakınca korkma sebebi bu mu acaba? Yani zulümat, vahşet, dehşet nerede var? Serbest bölgede var. Hı. Hakikaten. Onun için o serbest bölge bunların paketin adıdır. Orada oluyor. Orada onlar kesif olduğu için nur orada gözüküyor. Onun üzerinde gözüküyor. Yani mesela gece ne kadar karanlıksa nur o kadar gözüküyor ya, zulümat, vahşet ve dehşette ancak o nurlar olur. Yani serbest bölgemiz bizim serbest. Alemi şehadetimiz gibi, zıtların cem olduğu yer. Evet. Kesinlikle. Bu dehşet, vahşet, bu ne varsa hepsi serbest bölgede. Ölüm korkusunu duyanlara duyurulur yani. Burası daha korkunç. Esas bu serbest bölge ya. Ölüm bir şey değil ki. Ölümü yanlış böyle yorumlayan serbest bölge. Yani akıl perdelerini, perdeleri, kendi alemini hayal tasavvur perdelerinde açtı. Karanlık şeylerin üstünde. Evet, onun üzerinde açtı. Çünkü ifade öyle diyor bak yani. Hangi perde akla karşı açılmışsa, hayale karşı başka bir alem, fakat gafletle karanlıklı bir alem görünürken. Yani hayal ve tasavvur tarafında bunları şey yapıyor. Azami tecelli de cennette oluyor. Çünkü akla bu açılınca hayale niye dibe iniyor? Hayal zemin yani. Bir daha. Akla hangi alem açıldıysa diyor, zulümattı, vahşetti, dehşetti alem, hayale daha değişik bir şey açıldı diyor. Yani taakkul şurada, hayal, tasavvur burada ya. Hı. Buraya niye iniyor? Çünkü zulümat, vahşet, dehşet hayal ve tasavvurdadır. Serbest bölgededir. Orada kardeş. İnsanlığımız orada oluyor.
beşeriyet şerlerle dolu tarafımız o serbest bölgedir ki zıtların cemi olan mucizedir. Sanki o serbest bölge cennet ve cehennemin cem olduğu bir yerdir. Akıl ise onların içinde sıyrılan kemaldır. Celal ve cemal. Anladın mı Osman burayı? Yo, altını okuyorum da devamını. Üstad şey yapıyor, hayvanat alemi. Sonra diyor sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı diyor. Alem insani bana göründü diyor. Alem insani. He. Ya şu anda ne kadar diyor? İlk defa okuyorsun değil mi sen? Hocam kesin ben tahmin çok okudum. Tahmin vücut oldu. Zannın değişti. Tabii. İnsan alemi bana açıldı diyor. Ne diyor ya? Allah. Alem insani bana göründü diyor. Alem insani. İyi bir çekim. İyi bir çekim. İşte bak çok acı. İnsan şey da dolaşıyor işte. Yani ben de inkış, yani orayı gördüm demiyor. İnsani deyince o iyi çekiyorsa bende olan insanlık alemi açıldı. Zulümat şey diyor bir yer, zulümat kuyusuna atılıyorlar. Kuyu tasavvur. Evet. Yani kendi şeyine, o serbest bölgesine atılıyorlar. Hep serbest bölge bunlar. O zannına, o şeyinde. Adem kuyusu, derya. O derya oralar. Yani şu ha işte şeydeki hostes yanıyordu işte. Kuyuda. Hepimiz yani. Evet, hepimiz bak. Yani. Bak var mı? Yavaş yavaş net oluyor aslında. Ejderhanın bir şeyde ateş çıkarması değil mi? Yapmak lazım da. Sonra ejderha var ya aşağıda. Ateş mi çıkarıyor ki yakıyor ya? Ne bileyim benden çıkıyor ateş gibi geliyor. Ben ejderhanım. Değil mi? Yakan da eden de. İnsan acayip. İnsan ne? İnsan ne ya? İnsan ne? Kafa yiyecek. İnsan ne? Bir şey demiş. Allah insan demiş ama anlayamıyor. Bu demek ki işte diyor bu alemin bu zulümat içinde gördüğüm anda kalbim, aklım, bütün letaif insan, ben bütün zerrat vücudum feryat ile ağlamaya hazırken. Ne gerçek demek? Devam birden Cenab-ı Hakk'ın adil ismi, esmalar yetiyor. Esmalar diye hangisi? Yani güneş Hakim gibi. Burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda. Güneş de güneş gibi şey Rahim ismi mi? Gafur burcunda. Yani manasında. Diyor parantez. Adam burada olmasa da dersi gidiyor. Hem bu zulümat, vahşet, dehşet hep burada. O kalpteki oraya yansıyor. Yani akla gözüken buraya, akla daha dehşetli şey açıldı. Hasan abi oraya şimdi takule, bu alem, tahayyül tasavvura şu. Yok onu öyle demeyeceğiz. Dışarıdaki kalbi. Yani gördüğü, müşahede ettiği şu alem, kendinde bulduğu tahakkuldeki sıfatlar bu alem olmuştu değil mi? Yani o evet bu alem. Ama o şu alemi tahayyül tasavvur zemininde görüyor. Şuradan bakınca şu alem oldu. Yani hususi dünyası ya orası abi. Evet burası hususi dünya. Şimdi hususi onu da yazayım. Ha, onu yaz abi. Çünkü niye hususi aleminde gördü ya şu alemi. Goncayı, gül goncasını o hususi dünyasında görüyor. Sonuçta kendi gül goncası. Bak buradan baktı. Şuraya bir baktı, şu alem diyor. Ha, o zaman şunu yazabiliriz. Tahakkule bu alem, o serbest bölge şu alem. Şu alem. Burada benim koydu. Bu, evet. Desek bu mi? Alem. O da aynı işte bu. Yani buradan bakınca öyle diyor zaten. O alem görünce, aklı açılınca diyor. Şu alem açılınca hayali dehşetli şeyler oldu diyor. Şu alem. Tersi galiba. Sonra hakikatını bulunca anlamını bulunca kendisinden başladı. Kendi bu alem diyor o zaman. Kendindeki sıfatlar. Yani şöyle bu alem derken aklın sıfatları. Yani zanların. Zanlarını. Ama kurtulurken zanlarını kullandı. O da Esma-i İlahi'ye tecelli etti. Yani Esma-i İlahi'ye zeminlik yaptı o zanlar. Evet. Hem kurtuldu. Kurtulunca gördü. Kurtulamadığı anda da aynadarlık yaptı. Kapatıyordu. Açıldı yani. Yani hem gösterdi hem gördü. Yani çıktı oradan. Şu alem yani. Ha, o şu alem. Şu alem. Çünkü benim hususi dünya. Gördüm. Nereden bakıyor? Şuradan diyor. Bakınca bak. Şu alem olmuyor. Hususi dünyası bu alemle daha mantıklı. Tahakkülünce görecek. Sıfatlarında onları gördü. Bu alem. Bak. Tamam. Hususi dünyasında bütün şeyler orada. Gördükleri. Bu alem dediği üçün birlikteliği olmasın mı ya?
talkun, tayin, tasavvur, üçün birlikteliği gibi. Onu alacak ama zaten metninde bu alemi içine aldığını gösteriyor. Hı. Yani bu alem tahakkul zaten, tahakkule geldiğin anda tadına demek. Tamam, yani şu alem dediği şeyin hakikatini görünce bu halde. Bence tahakkul. Berzan oradan aşağı bakıyor. Bakış açına göre değişebilir. Bakış açına göre değişebilir. Onu şu alem diyebilmesi için yani bir başka yeri gösterdiği için tahakkul seviyesinde olması lazım. Yani tahakkülüyle şu alem diyebilir. Evet. Evet doğru. Akıl seviyesinden aşağıyı görüyor. Evet. Akıl seviyesinden aşağıyı görüyor. Doğru. Burası aşağısı ya. Şu alem tanımlaması aklı uygun, tahakkule uygun. Evet doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bu alem dediği kendi enfus aleminde serbest bölgesinde bu alem dediğinde de husisi dünyası. Yani şimdi Hasan abinin yazdığı şu ve bu değişecek diye düşünüyorum ama. Yani buraya mı şu alem diye mi? Evet. Tahakkul şu alem. Şimdi bak Hasan abinin yazdığı metinden gidersek Hasan abi diyor ki gördüğü aslında kendi akıllıktaki sıfatlarıymış diyor. 18 bin alem o. Bu alem içinde gördü. Kendi sıfatları içerisinde o alemi gördü. Yani tahakkülünün içinde o şeyini aldı. Yani tahakkül potasında eritti tahayyül tasavvurunu. O zaman şu alem eritti. Oldu işte Osman abi. Ha? O zaman sen bu söylediğin bile tahakkülde şu alem oldu. Tamam şuyu alıyor içine. Şu alem tahakküldü. Ben de serbest bölge dediğimizde kendi hususi dünyası bu olur. Değil abi bence bu değil. Alem, bu alemde doğru. Çünkü içine içeri gelmesi lazım. Şimdi abi bana yani tahakkülden bakıyor. Ben de senin düşünüyorum. Bak oradan bir de okuyun cümleyi. İyi dinleyin bak. O kadar açık ki. Hı-hı. Tamam. Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi noktalı virgül, virgül, şu alem binler perde içinde sarılı, şu alem binler perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Şu alemi bu alemde gördüm. Şu alemi bu alemde gördüm. Şu alemi, bak, birbirine sarılı, perde sarılı, birbiri altın saklı alemleri benim dışımdakileri. Bak, şurayı kaçır. Şu alem dediği alemler. Benim hususi dünyam zaten şu alem dediğin. Bir daha bak. Dışında bir şey alemden bahsediyor. Şu alem binler perde içinde sarılı, birbiri altında saklı alemleri. Alemlerimi demiyor. Alemleri dışında. Şu da olabilir doktorun dediği. Şu alem buraya da yazma diyor. Tersi yani buraya yaz. Hiçbir şey yazma. O dışta. İnsanın dışında. Sonra insana taşınıyor diyor. İnsanın dışında hususi dünyası böyle bir şey yok. Hiçbir şey olamaz. Evet. Ne diyor bak. Birbiri altında saklı alemleri. Saklı alemler var böyle. Saklı alemler var burada. Bunlar nerede gördün hakikatini? Bu alemde gördüm. Bunları burada gördüm. Şu alemleri burada gördüm diyor. Bakan kimdi? Akıl bakıyordu. Tepede öyle demişti. Pergili akıla koyacağız. Buradan bakıyor. Şu alemleri dediği bilmem nereye. Aslında şu alemler deyince tahayyül tasavvurdan bütün kainata bakıyor. Evet, yani tahayyül ve tasavvur alemleri var ya, o şeytandır, yapıyor. Cinlerdir, ervah habise, mevad-i şerire, melek, ruhani, ervah aliye, mevad-i şerire, yani bu kıyamet gibi bir alem. Orası niyeydi hatırlarsanız, buranın girdileri neydi normalde? Yedi duyguyla bize giren şeyler vardı ya, şimdi buraya giriyor. Tersten bakıyoruz. Orayla yedi duyguyla dışarıda baktığımız her şey aslında, yani benim hususi dünyamdan dışarı bakıyorum ben. Şimdi onu alıyorum, içeride tahakkülde eritiyorum potada. Onun için alıyorum hepsini. Yani hususi dünyamın içerisinde yedi duyguyla beraber bütün kainattaki hayat-ı tekviniye var. Alemler var yani. Çünkü onların iz düşümü benim hususi dünyamda tahayyül tasavvurumu oluşturuyor. Mesela şu kaleme ne dersiniz?
şu kalem. Elimde ise şu kalem denmez. Bu kalem. Ben bu elimde kalem. Olana şu kalem denmez. O peti verir misin? Şu peti, şu peti. O şu peti. Şu peti. Benim dışımda olan bir şey denilir. Hı hı. Ama şu kalem denmez. Bu kalem. Bende olan. Bu kalem. Yani bu kadar kalemler varsa bu kalem nedir? Bu kalem. Yakınlık bu, var. Yani şu kalem uzaklık ifadesi. Bu kalem. Kalemler için bu kalem bu. Şunu bu peti verir misin bu? Olmaz o. Saçma. Yani edebiyatta o olmaz. Şu peti şu. İşaret zamir şu. Şu. Yani merkezi konuşurken perdeni buraya koydurdu. Şu alemleri bu alemde gördü. Şöyle diyeyim. Şu alemler var ya bu alemde gördü. Yani büyük kainatı şu dediği zaman büyük kainat. Ha! Bu dediği zaman küçük kainat. Bu işte. Bu alemi asker. Alemi ekber, alemi asker. Ekber, alemi asker. Yani şu deyince büyük kainat anlamak. Ama büyük kainatın yani, bizdeki iz düşümü ne? Serbest Ha, onu diyoruz yani. Alemimize zaten düşen alemler var ya arkadaşlar. Bizim şeyimiz var. Alemimize düşen alemler tereşuatları düşünce adama zulmet, vahşet, dehşet veriyor. Onlar tanımlanınca basamak. Mesela şöyle diyeyim. Şu anda ölmedik. Ama serbest bölgemize ölüm düştüğü zaman dehşet alıyoruz. Ama Kur'an'la tanımlanınca ünsiyet hissediyoruz. Yani Allahsız bakınca insana yaptığı tesir zulümat, vahşet, dehşet. Ama Kur'an'ın gözüyle hani dedi ya ismi ilahi güneş gibi taaffül etmiş, kokuşmuş köhne vadilere güneş düştü. O zaman tersi inkılap etti. Orası neşünema buldu. Hayat. Mesela Miraç Risalesi'ne geçiyor. Felsefe geliyor. Nübüvvet gidiyor. 30. sözde geçiyor bu. He. 30'da geçiyor. Evet. Bak. Ne demek biliyor musunuz? Bak felsefe geliyor. Felsefeyi geliyor kullanıyor. Nübüvvet gidiyor diyor. Peki ne demek felsefe geliyor? Nerede son bulacaktır? Geliyor. İnsana son nokta. İnsana son nokta felsefe. Peki nübüvvet ise ahirete doğru gidiyor. Noktası yok, dibi yok. Gidiyor. Nerede duracak belli ki? Geliyor. Nerede geliyor? Gel diye. Aa buraya. Son nokta burası. Felsefe insan menşeli. Nübüvvet vahiy menşeli. Şu kalemi şu. Bu yakın olana bu. Orada olana şu. Yakın olana bu. Doktorun dediği gibi şeceri hırkat olursa, büyük insan olursa şu. Aleminde tanımlanırsa bu. Bu alemde. Bak ne? Şunu dedi bak ne diyor? Birbirine sarılı çok yapraklı gül goncası gibi. Gül goncası bizim alemimizin dışında değil mi? Gül goncası dışımızda. Şuyu sayıyor zaten. Şu işte bu söylüyor. Şunları sayıyor. Şu alem binler perde içinde sarılı birbiri altında saklı alemleri bu alem içine gördüm. Getiriyor bu tarafa. Yani bu alem içine. Taşıyor. Yani buraya kendisine taşıyor. Tamam. Burada en diğer bir mana şu anlaşılabiliyor. Ben çok uğraştım. Şu derken serbest bölgede değil. Bizim dışımızda şeceri hikat. Şu alem. Sonra tanımlanıyor. Bu alem de gördüm. Bu alemde diyebilirsin. Eğer bunu silersek şu alem insanın dışındadır. Büyük insanda. Sonra insanda tanımlanınca bu alem oldu. Bu alem. Şu alemler bu alemde tanımlandı. Ve ikinci bir manası dedim. Şu alem serbest bölgededir. Bu alem kendindedir. Kendi, zaten bu da kendisinde de
Burası dehşet, vahşet. İşte o zulümat, vahşet, dehşet i̇şte karanlığı hep tasavvuz anlarımızla hayal ettim diyor. Böyle tasavvur ettim. Hep okuduk ya şeydekileri abi. Öyle tasavvur ettim diyor. Evet. Ejderhayı, o şeyleri hep tasavvurunda var. Evet. Bu burada tasavvurda zanlar var. Dehşet, nerede var? Zanlar burada ya. Hep ben kendisi zannettim diyor. Cennet asabi. Öyle zannetmişti diyor. Cennet, evet. Cennet asabi alemi cehenneme dönüştüren zanlardır. Allah'a zan. Mesela en suizan. Suizan haram ya. En büyük suizan neymiş biliyor musun? Allah'a yapılandır. Allah'a tövbe. Yani zalim, ceza veriyorum şu apan böyle yapıyorum. Suizan ne diyorsun? Mümkün olduğu kadar suizan. Allah Resulü söylüyor. Mümkün olduğu kadar ömrünüzde bir defa hiç olmasa Allah'a nihayetsiz bir üstü zannedin diyor. Allah'a derken aslında kendi Allah'ta gördü, kendi hakikatini zannetti. Evet. Kendini yapıyor. Mesela Allah'ımız aynıdır. Ama hepimizin Rabbi farklıdır. Yani anlayışımız farklı. Kendi Rabbimiz farklı. Kendi kendini batırıyor. Zulümat kuyusuna atıyor. Atıyor he. Peki ahirette bize kim muamele edecek abi? Allah mı Rabbimiz mi? Mizanda. Peki bir derste anlatmıştım hatırlar mısınız? Cennette Allah tayin edecek. Bu sefer tamam. Allah tayin edince ondan sonra senden Rabbimize sığınırız diyecekler bak. Herkes senden Rabbimize. Sonra onların seviyesine inecek. Gene öyle diyorlar. O zaman sizin Rabbiniz hakkında neyin sanınız, bilginiz neydi? Git alimlerinize sorun. Onlar da kendi alemleri, zanları gibi bir Rableri var. Yani zaten herkes Rabbini görecek diyor kitapta, hadiste de. Allah'ı görecek demiyor. Cennette herkes Rabbini görecek. Kendi aleminde açılan esma bütünlüğüdür Rabbi. Bir daha hani çizmiştim ya, bir daha çizeyim mi? Şöyle. Rahman, Rahim, Kerim, Ad, Latif, Sani, Hakim, Vedud, Kahhar, Cebbar, Gaffar isimler. Tamam mı? Bunlar hepsi aynı olmaz. Mesela doktorumu yapıyorum. Doktor, Rahman'ın bu kadar, Rahim'in bu kadar, Şefkat, Gaffar, bu her esmanın mertebesi böyle etti. Tamam mı? Sen de derece derecedir. Fazla oynatmadım aşağı yukarı. Şimdi... O mertebeleri oluşturan ne abi? He? O mertebeleri... Ha, oluşturan... Zemin ne? Bizim alemimiz ya. Zannımız ya. Sen bu yapıyor işte. Bu yapıyor. Tahir ve tasarruf. Zanlarımız oluşturuyor. Ha, işte Rabbimi çiziyorum. Bu noktalar birleştir. Sakinlikle. Ama biraz nazar musamaha yapın bana. Bu senin Rabbin. Tavestorla bu Allah Celle Celaluhu bu Rabbin. Esmalar. Allah Resulü'nün Rabbi nasıl acaba? Esmalar, tamam mı? Esmaların senin alemindeki oluşturduğun meratiplerin esmaların kendi aleminde oluşturduğun meratip kesişmelerinin bütünlüğü senin Rabbindir. Bir başkasının Rabbi şöyledir. Şöyledir. Hasan abi bunu şöyle söyleyebilir miyiz? Mesela bir başkasının da böyledir. Yani peygamberlerin. He söyle doktorum. Bu oluşturduğumuz Rabbimiz yani işte Rahman'ı ne kadar gösteriyorsak ki hayatımızla, yaşantımızla ne kadar gösteriyorsak o kadar derecede. Peki yani biz Allah için yani bir tanımlama ve sınıf şey yapmıyoruz. Yani onda bir belirleniş, yok. Yani bir sınırlama koymuyoruz. Yok, koyamıyoruz. Yani. İşte o koymamamız onu tanımlamak için daha doğru bir şey olur mu? Yani hani tabii Rabbimizi göreceğiz de Allah'ı görmek adına yani o tanımlamadığımız için. Peygamberimiz mesela Miraç'ta kimi gördü? Rabbini gördü değil mi? Evet. Nasıl gördü biliyor musun? Kendi aleminde düşen esmaların azamet derecesindeki meratiplerin ceminin
gözüne, yani ruhuna uygun bir karşılık buldu. Kendi aleminde düşen esmaların azamiyet mertebesinin bütünlüğünü gördü. O bütünlük onun Rabbi. Peki abi Allah'a görmek de mümkün değil o zaman. Yok yok. Herkes Rabbini görecek. Az önce okuduk ya abi, ağaçtan bakıyor dedik, esmaların azami tecellisi dedik. O zaman yani üstadın göreceği Rab... Ustad bizim görüp ümit ettiğimiz cenneti göreceğimiz ya, ustad burada görmüş zaten. Hmm, değil mi? Baktığın zaman görmüş. Allah. Mesela bak, şuraya bak. Kimisin Rabbi böyle, kimisin böyle. Kimisin nasıl biliyor musun? Allah göstermesin ya Rabbi. Aa şöyle. Ölmüş. İnmiş aşağıya. Nedir bu? Sırf mide. Sırf uşkurluk. Rezak falan. Rezak da o. Bu rezaktı. Şurada bir başladı. Hep rezak çizgisi. Rezak, rezak, rezak. Biraz mideye uşkurluğa geçmiş falan tamam. İki tane görüyor musun? İki tane. Bir bu çizgi, bu çizgiyi kuşatmış. Gitmiş aşağıya. Bak görüyor musun? Şu adamın gidişatına bak. Şunlara bak. Eyni selam, eyni süreyya. Abi Rabbimizi görünce ne yapacağız? Hani o kavuşma anında ne olacak? Ya değil mi? Bir görmek diyoruz ama ya nedir abi, yani? Rabbini görmek diye bir şey değil ya. O, sen o Rabbini oluşturuyorsun, gideceksin. Biz de mi karşılayacağız? Tam da ne oluyor? Olacak? Ondan sonrası ne olacak? Yani sen onunla gidiyorsun işte. O ne burada ne? Ondan sonra ne olacak diyor. Ya ondan sonra ne olacak? Ya ondan sonra zaman mı var ki sonrası var? Yani gördün o mu yani? Gördüm. Memnun oldum. Peki. Yani gördün mü? Ha ne demektir yani? Yani bıkkınlık olmayacak mı diyor. Yok. Bıkkınlık değil ya. Hani görmek nedir yani? Hani biz görmek diyoruz burada ama acaba o ne demektir? Hani mesela ikimizin birbirimizi görmesi gibi bir şey mi? Veya o ne demektir yani? Mülaki olmak. Bir dakika. Evet. Gidince göreceğiz. Abi, yani görmek abi deyince böyle böyle görmek mi ya böyle? Bilmiyorum. Süper bir insan olması gibi bir şey yani. Ya öyle de değil. Ne? Yani anlamak için. İnsan diyor ya, hüviyetullah'la müşerref olacak. Vay be diyor ama nedir yani? O hüviyet başka bak şimdi. Yok, mesela Rabbini görürsen hani ne demektir yani? Onu soruyorum ben. Hani mesela diyelim ki ben merak ettim seni abi. Seni gördüm. Zahirden hakikate geçtin işte abi. Tamam ne oldu? Her şey demek. Boş ver abi, öğrenirsek heyecanı kaçar. Şöyle bir şu kainatı, sonra şu kainatı, kainatı maliyesi kaybolmuş. Olması mı? Mesela şöyle Hasan abi şöyle bir misal verebilir miyim abi? Görmek noktasında yani bir misal. Şimdi mesela bir anne düşünelim. 10 senedir çocuğunu görmemiş bir vesileyle. Gördü. 10 sene sonra gördü. Ağlayacak mı, gülecek mi? Hasret, özlem. Böyle bir 15-20 tane tavan yapıyor. Değil mi abi? Ama Cenab-ı Hakk'ı gördüğün zaman bütün o 18 bin ne kadar letaif varsa birden tavan yapacak yani. Şimdi o an kadın gördü çocuğunu, ağlayacak mı, gülecek mi, şaşıracak mı? Böyle bir halet oluyor yani, bir durum oluyor. Ama gördüğü zaman o 18 bin letaif birden işte o an nasıl olacak? Kadın o... çocuğu anlıyorum. Men arafe nefse fekad arafe rabbe. Yani nefsin, yani sevinmeyi ve üzülmeyi biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Peki Allah ne zaman gözükecek? Şey, Rabbi ne zaman ortaya çıkacak? Kendini ne zaman gördüğün zaman. Aynen. Kendini göreceksin işte. Kendi görmemişsin ya. Yani. Kendini göreceksin işte. Bu çizgi Rabbin ya. Senin hakikatin. Benden bana, ben gitmek diye Risale-i Nur diye koştum. Abi zaten... Sen hiç merak etmiyor musunuz kendinizi? Heh? Bak kendini gören var mı? Yok. Yavuz. Yok abi. Göreceksin. Tamam göreceksin işte orada. Can abim ben hani ne olacak mı? Ben çok iyi anlıyorum bak, onlarda sorunum yok. Ben şunu demek istiyorum. Görmek ne demek orada? Ya Rabbim ben hakikatimi görmek ne demek? Onu merak ediyorum ben. Hani burada görmek bakmak gibi değil yani. Orada bir şey var ne demek yani? Ben onu hani diyor ya mesela Huri Bahsin'de. Hani ne gerek var nedir ne en son akıl aciz kalıyor. Ne demektir diyor yani. Ha ben de diyorum ki onu görmek. Hakikatini görmek ne demektir abi sende? Hakikatini görmek ne demektir? Ben anlamıyorum ne olduğunu mesela. Anlamıyorsun. İşte misalle ama... Peki şöyle diyeyim yalnız. Hemen hiç bozmayın. Buraya kadar değil. Demektir. De söyle. Herkes Rabbini bulacak ve bilecek diyor ya.
Doğru mu? Tamam. Evet. Şimdi biz aramaya gelmedik mi? Aramaya geldik. Bulacağız. Burman'ın neticesini göreceksin. Burman'ın neticesi. Ya bana akla yakınlaştıracak bir şey söyle diyor. Hmm. Nasıl sen tavukurcu oldun böyle ya? Hayır ben neyim? Peki Yavuz. Yavuz dinle. Bir dakika şimdi ne oldu? Allah'ı biz nasıl biliyoruz? Rabbimizi. Burada. Bir anda her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye kayıt benzemez. Hiçbir kayıt altında olmaz. İstediği olur. İstemediği olmaz. Olması gereken değil. Her yerdedir. Öyle mi? Biz buna iman ettik mi? Ahirette bunun bedeli nedir? Ona mazhar gittik. Mazhar. Yani bir anda cennette biz her yerde olmayacak mıyız? Her istediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Öyle mi? Ama bu dünyada biz böyle bir Rab'a iman etmiştik. Orada ne oldu sana? İman ettiğin, burada iman ettiğin şekilde sen de bir anda her yerdesin. Hiçbir yerde değilsin sen. Ve sen her istediğin oluyor. Hiçbir istemediğin olmuyor. Bak burada iman ettiğine dönüşüyorsun. Sen değilsin orada artık. Niye haksız temellük yapıyorsun? Ben görünce ben mi kaldı? Ben mi var? Haksız temellük etmenin cezasıdır böyle. Orada aynı dağını bilmemek. Haksız temellük, mevhumu makul. Ben göreceğim. Sen var mısın ki göreceğim? Kim kime? Artık o ben ortadan kalkıyor. Sırrı insanı kalıyor. Sırrı insana dönüşeceksin. Tam da okyanusa düştü. Tamam. Sen hala varsın orada öyle mi? Hiç. Misal ya. Sen yoksun. Rabbini yani ona dönüşüyorsun. Mesela bir anda her yerde oluyorsun. Ama burada böyle iman etmiştik Rabbimize. Bir anda her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Zatıyla yoktur. Sıfatlarıyla vardır. İstediği olur. İstemediği olmaz. Aynı bunu sahip tanımladığımız gibi cennette olmayacak mı? İstediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Her yerde olacağız, hiçbir yerde olmayacağız. Ha, orada artık kim kaldı? Hiç kimse yok ki. Mefhumu muhakkak bilmenin cezasını çekiyoruz bu dünyada. Bunun zaten dersin konusuydu. Mefhumu muhakkak bilmenden sıyrılacağız. Malı sahibine teslim edince odur yani. Kimse yok ki. Emaneti sahibine mi? O zaman yani o hani yanına oturtmuştu ya, gel bak, o kimdi? Ne değildi biliyor musun? O insan benim sırrımdır, ben de insanım, o. İnsan benim sırrımdır. Yani mesela öyle bir sır var ki kimseye demezsin. Öyle bir sır var ki eşine söylersin. Biraz da çıkışını, öyle bir sır var ki çoluk çocuğuna evde dersin. Ama evden dışarı çıkmasın diyorsun. Öylesin var ki bize arkadaşlarına dersin, zındıklara demezsin vesaire. Ama sırrın mertebesi yok mu? Allah'ın da sırrının mertebesi var. Mesela Allah'ın bir sırrının mertebesi şuurat-ı zatiyedir. Bir sırrı da var, sıfat-ı zatiyedir. Bir sırrı da var, sıfat-ı subutiyedir. Bir sırrı da var, esmalar. Bunların cemi, insan benim sırrımdır. Kimseye demediğim sırrımdır. Peki ben kimim diyor Cenab-ı Hak? Ben de insanın sırrıyım diyor. Sen Allah sana nasılsa değil mi? Sır. Allah da insan benim sırrımdır diyor. Bunların ortadan kalktığı andır. Orada neyi kim kim neyi görüyor ki? Yani esmalarımıza dönüşeceğiz. Sıfatlarımıza dönüşeceğiz. Şuunatımıza dönüşeceğiz. Ortada sırrı insanı kalacak. İnsan benim sırrımdır kalacak. O da bilmiyor. İnsan haksız temellük yapma. Aynı darlığını unutma. Mevhumu muhakkak bilme. Ki senin olsun her şey. Evet. Hep senin olsun. Çünkü Allah diyor ki bak ham, haksız temellük. Aynı darlığını bilmemek, mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış Adem'dir. Biz zaten bu derslerle bundan çıkmaya çalışıyoruz. Hala cennette de ben o yaptım.
Ben akılsız anlamak istiyorum onun ifadesi. Abi. Akılsızlığı akılla anlamaya çalışıyorum. Neyle anlayacağımı evet. Anlamaya çalışıyorum. Daha doğrusu neyle anlayacağım, ne yapacağım, ne? Ne? Evet. Susacağım yani. Her şey ortadan kalktı. Bu neyle bilinir? İdrak-ı mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selâmâ.